değerli hocamız Profesör Doktor Cevat Akçık hocamız aramızda. İnşallah siz değerli cemaatimize sohbet edecekler. Buyurun hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul mukaddeme min lisani yefkahu kavli. Ve fehizu emri lillah innallaha basirun bil ibad. Na'udhu billahil azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî arsala rasûlehu beşîran ve nedîran. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyâdînâ ba'de en kâne sîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihi mukaddimîn alâ l-hayri ve l-asîrâ. Beynemru en afkara kitâbi kitâbullah. Ve afkara el-hedî hayfü Muhammedin sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûr-u muhtesâbühe. لكل محدث بدعة لكل بدعة ضلالة لكل ضلالة في النار فبالسنة المتصلة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال يا أيها الناس كونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن كل أم ينفع ولدها يعملوا بأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم مغرضون على أعمالكم فإنكم ملاك الله لا بد منه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cümle Peygamberen Rızam aleyhi salavat ve teslimat Ehl-i Beyler, Asrat Etbalı, Rıdvanullah aleyhi ve cümayin bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihar, dar ve bakar edenler rahmetullahi aleyhi ve cümayin harsafen eserinden yaralandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhane'nin Üstazları, Üstazlarımız, Müşahifemlerimiz, Hazırlığun ve bizim dersimizi dinleyen kardeşlerimiz başta Hacı Bayram Veli Hazretleri olmak üzere bu civarda merhum olan evliya, ulema, sulaha, şüheda, müminat bu cami içerini yaptıranlar, bugüne kadar gelmesinde emeği geçenler, bu cami içerikten güzelan eden tehid ve hutaba, müezzin, kayyumin, cemaat-i müslümin tüm geçmişlerimizin erva için El-Fatiha. Cenab-ı Hak birlikte geçeceğimiz dakikaları rızasına muvaffak kılsın. Amin. Değerli vakitlerinizi ayırdığınız buraya geldiniz. Bu emeğinizi Allah boşa geçirmesin. Bana doğruyu güzel söylesin inşallah. Evet. Sorusu olanlar sorusunu cevap verirsin iyi olur diyor. Peki kağıdı gönderir mi? Ben de gönderirsin. Peki sorularınızı cevaba yazabilirsin, gönderebilirsiniz. Dini açıdan, teknik açıdan cevap verirsin. Efendim, Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müştefa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Ey mennaz, ey insanlar. İnnevü lemdefe min mübeşşirat-i nübüve ile rubye saliha. Peygamberlik müjdelerinden ancak rüya-i saliha kalmıştır. Ey insanlar! Rüya-i saliha yara her Müslüman onu görür ve türalehu ya da bir Müslümanın adına başka Müslüman görür. Bir Müslüman kendisi görür veya bir Müslüman başka Müslüman başına gideceği görür. Bu peygamber müjdelerinden bir müjdedir. Şimdi Allah kurularına dünyaya yebbüveküm eyyüm mahsenin amele en güzel hangisi hareket edecek, en güzel bir şey hangisi yapacak diye
imtihan için göndermiş bizleri. Bir yapı verin. Sizi imtihan için, denemek için gönderdi. Bunu tabii imtihan önce bilgi verecek. Şunları şunları yapın diyecek. Bu da Kur'an-ı Kerim'de var. Kur'an-ı Kerim daha evvel Tevrat, Zebur, İncil var. Daha Adem Aleyhisselam'dan itibaren diğer peygamberlere sahibeler var. Bu Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an dört büyük kitap geçmişte. Bunlar hak din. Hepsi tevhid inancı. Sadece ibadetlerde farklar var. Farklar var. Ama Allah bir demekte hiç aralarında fark yok. Bunlar da hak kitap idi. Ancak Cenab-ı Hak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gelen Kur'an-ı Kerim'de 28 tane ismi geçiyor. 224 bin diyen var. Sayısını Allah bilir diyen. O da peygamber. Peygamber gelmiş insanlara. Son peygamber Muhammed Mustafa'ya da Kur'an-ı Kerim'i göndermiş. Vahiy yoluyla Allah tarafından Kur'an-ı Kerim'i göndermiş. Kur'an Arapça ifade eder. Kur'an'ın Arabiyye. Arapça Kur'an. Ama Araplar da anlamıyor Kur'an'ı. Onun için ben Kur'an'ı Allahça diyorum. Edebiyat Fakültesi bitirmiş bir adam kendini takdim etti. Dedi, öyleyse sen Kur'an'ı çok güzel anlarsın. Edebiyat Fakültesi bitirmiş, Arap. Anlamıyorum dedi. Tefsirlere bakıyorum dedi. Tefsirlere bakınca ben de anlıyorum. Yani ondan dolayı Allahça diyorum yani. Araplar da anlamak için tefsirlere bakıyor. İşte Kur'an-ı Kerim'deki şeyler anlamanız için söylüyorum. La teşbih, anayasa. Anayasalar kısa olur. Öz ifadeler olur, prensipler söyler. Bu prensipleri de herkes anlayamaz. İşte Türk-ü Cumhuriyet Anayasası büyük olma bir şeyden ibaret. Kendi anayasa profesörler birbirlerini yiyorlar, anlamadım, yanlış adım diye. Bu anayasanın prensiplerini açıklamak için Medeni Kanun çıkmış, Ticaret Kanun çıkmış, Ceza Kanun çıkmış, İdare Kanunlar çıkmış, kanunlar açıklıyor. Bu kanunları da gene anlayamaz insanlar. Onun için tüzükler çıkar. Bütün dünyada böyle. Tüzüklerini anlayamazlar. Yönetmelikler çıkarır. Yönetmelikler de anlayamaz, genelgeler çıkarır. Sistem bu. Evet, Kur'an-ı Kerim'de de Allah Kur'an'ı vermiş, göndermiş. Mesela akimus salat, namazı ikame ediniz. Ne demek? İkame ne demek? Lügat olarak bakıyoruz, eğer köylerde yaşayan keçi, koyun, sığır güdeniz varsa, işte öküz gütmeye, sığır gütmeye gittiğiniz zaman gittiğiniz yerlerde çift ağacı olur, sağlam ağaçtır. Ağacın dalı böyle eğri büğrü olur. Onu kesersiniz, ateş yakarsınız, ısıtırsınız. Onlar o yumuşar. Ondan sonra taşın altına bastırırsınız. O edikten düzelir. Dümdüz olur değeri. Soğuyunca da eğilmez, dümdüz olur. Buna akana denir. Eğriliği düzelttiği anlamına. Akimussala namazı kılın demek değil. Düzeltme anlamı var. Eğriliği düzeltme. Bu eğrilikler nedir? Düzgün namaz nedir? Neye ihtiyaç var? Anayasa açıklamak için kanuna ihtiyaç olduğu gibi Muhammed Mustafa'nın kanunlarda ihtiyaç var. O anlatacak. O da diyor işte namaza diyor Allahu Ekber diye durun. Dünyayı arkanıza atın. Allah'ın huzurunda olduğunuz bilin. Siz onu görmeseniz de Allah sizi görüyor. Allah'ın görmediği yok. Buna inanıyoruz. Ona göre sıkı durun. Kuşuğulu, kuduğulu, saygılı durun, kıpırdamayın, sallanmayın, kaşınmayın, sağa sola bakmayın, ciddi durun, elinizi göbeğinizin altına bağlayın, ondan sonra Sübhaneke okuyun, Eûzü Besmele çekin, Fatiha okuyun, bir Kur'an'dan sure, Ramazan'ın sure okuyun, sonra bitirince Allahu Ekber deyin, köye gidin. Rükûde üç defa Sübhane Rabbel Azim deyin, en az. Semihallahü men hamdeyin. Doğrulun, orada Rabbena velekel hamd. Yahut Allahümme Rabbena velekel hamd deyin.
Sonra secdeye gidin, Allahu Ekber. Orada üstüva Subhan Rabbil Ala deyin, Allahu Ekber deyin, oturun. Tekrar Allahu Ekber, secdeye gidin. Bunları Peygamberimiz akamayı tarif etmiş. Sözüyle, fiiliyle, göstererek böyle yapın diye tarif etmiş. Bir de devamlı kılın. Zaten Kur'an'da da var. Hafizu alessalavati ve salatu usta. Namazları geçirmeyin. Namazlara muhafızlık yapın. Sakın namazları kılmamazlık etmeyin. Beş vakit namazı muhafızlık edip koruyun. Bir hasta ikindi namazını. Neden? İkindi namazı dükkanda yerden kalacak bir sürü işlerden kalsak olmaz. Kalkmasa işte o işler bitiriverelim de filan diye karambola gider genelde. Onun için ikindi namazı bilhassa diyor, koruyun. Böyle işlerin çokluğu sebebiyle onun diyor şeyi almayın. Kur'an temde bu. Evet, Peygamberimiz de öyle söylüyor. Namaz dinin direğidir. Direk dilerse binanın yıkılma tehlikesi vardı. Çok dayanıklı değildi. Hafif bir sarsında da gümbür yıkılabilir. Evet, namaz kılmayan, inkar etmeyen, evet, kafirdir denmez ama küfre düşmesinden korkulu, tehlikeli bölgededir. Namaz dini direğidir, direksiz duran olur. Uyuyup birbirine parlıyor, uyuyup birbirine bilinen direkleri alırsanız gümbür yıkılabilir, tehlikelidir. Evet, onu söylüyor mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Geldiğiniz zaman diyor, kaşınmayın, oynamayın, sıkı durun, dikkatli olun, huşulu, huzulu, kafanız, kalbiniz Allah'ın huzurunda olduğunuzu bilerekten böyle güzel durun, bilinçli namaz kılın. Namazdayken çarşıya, pazara gitmeyin. Evet, camideki şeyleri seyretmeyin. Ya ne güzel boyamışlar çivilerle falan. Bunun minberi de çok tarihi bir şey, galiba öğretmeyin. Namazda bunlar olmaz. Akıl bunun içinde bu var. Bunları devamlı kılın, güzel kılın, eksiksiz kılın. İşte olmazsa olmaz şartlarına farz deniyor. Namazın 12 farzı var. Değil mi? Bu 12 farzdan birisi yok, namaz yok. Bunu söylüyor Peygamberimiz. Ondan sonra farz diye %100 diyemiyoruz. Ama onsuz da olmaz. Buna da vacip diyoruz. Bu Hanefi fıkhındadır. Şafii fıkhında vacip yoktur. Vacip, evet, burada namazı eksiltir, yaralar. Ya güzel bina yapmış ama kapısı yok ya. Böyle bina olur mu? Aha, vacip. Kapısız olur mu ya? O güzel bina diye biz eksiklik. Evet, vacip de böyle. Ondan sonra da bir de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ya şu güzel binayı, şu boya ne güzel yakışır. Camları adi ya, böyle güzel bina camları iyiymiş, adi mi olur ya? Şu camdan takın, şu filan sünnet. Evet, sünnet. Böylece Peygamberimiz bunları bize anlatmış. Böyle namaz kılın diyor. Tabii Kur'an'ı diğer peygamberler nasıl gelen kitapları açıkladılarsa, Peygamberimiz de sözleriyle, davranışlarıyla ve de takrirleriyle bir şey yapmışlar huzurunda Peygamberimizin. Gülmüş. Gülmüş. Ne demek gülmek? İyi demek. Halbuki mesela kötü bir şey olsa bırakmamda demediğine göre, gülümsediğine göre iyi. Bir şey söylemiyor ama gülümsüyor. Bir şey demiyor. Mesela şimdi Avrupalılar köpek besliyor diye herkes köpek besliyor. Ben Ankara'yı bilmem, İstanbul'da görüyorum. Deniz kenarına bu sesi, o süslü köpekleri gezdirmeye çıkıyorlar. Her bir köpeğin canı sıkılıyormuş. Bağırıyor, gözüküyor diye gezdiriyor. Evet, böyle çok var. Çok var. Ha, Peygamberimize bakacağız, Müslüman olarak. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim dibinden ayrılmayan Ebu Hureyre, adı Abdurrahman. Allah'ın en sevdiği isim Abdurrahman. Oğlumuz olursa Abdurrahman koyun. Muhammed koyun. Peygamberimizin en sevdiği de Muhammed. Biz Türkler onu Mehmet yapmışız. Neden Mehmet yapmışız? Adam hırsız. Yakalanmışlar, suçüstü. Mahkemeye getirmişler.
Hakim, Müslümanız biz, hakim de Müslüman. Evet, adın ne demiş? İsmini soruyor ya, hakim neresi filan tespit ediyor. Adın ne? Muhammed. Geç oldu, geç demiş. Mehmet de, Mehmet de. Muhammed hırsızlık yapmaz. Bizim hakimimiz böyle hamdülillah ya. Muhammed hırsızlık yapmaz, adını götürüyor. Mehmet de demiş. Biz onu işte böyle incelikle Mehmet'e çevirmişiz. Peygamber en çok sevdiği isim de o. Mesela evet efendim, şimdi bu Abdurrahman Peygamberimizin duyduğunu ezberleyeceğim, uygulayacağım, başkalarına da öğreteceğim demiş. Niye? Benim bir sünnetimi, bir hadisimi duyup, belleyip, tatbik eden, sonra da bunu başka mümine öğretenin Allah iki canlı yüzünü hak etsin diyor Peygamberimiz. Saddarallahu İbrahim, semiye makaleti ve ve'ahe ve bellevehe. Bunu duyduğu için iki canlı yüzüm hak çıksın diye demiş Peygamber'in söylediklerini ezberleyeceğim, uygulayacağım, başkanı öğreteceğim. Onun için evlenmemiş adam. Çünkü evlenirse karıyı beslemek var, çocukları beslemek var. Onun için tarlaya gidecek, dükkan açacak. Peygamber izinde ayrılmamış. Şimdi Medine'de Mescid-i Nebevi'nin Suffa ashabı deniliyor. Orada camide yatıyormuş, camiler bir kısmında. Ekmek verilirse yiyormuş. Hakkada 10 günde bir. Vermezlerse bir su öyle. Razı oluyormuş. Peygamberin sözünü kaçırmayayım diye. Tabi insanlar konuşmadan başkalarıyla merhaba demeler edilmez. Üns, ins böyle demek manası. Biz yalnız susup susarak yapamayız. Evliyaullah Hacı Bayram Bey böyle yapmış. Yalnız değildi o. Her an Allah'laydı. Yalnızlık Allah'a mahsus. Biz yalnız ederiz. Ben bir keresinde işte hocamın odasına girmiştim. İşte talebeyiz o zaman. Efendim yalnız oturuyorsun burada dedim. Şimdi yalnız kaldım dedi. Allah neymiş? Benle uğraşınca Allah'ı bırakmak istiyor. Evet biz ondan halini bilmiyoruz. Biz şaşkın adamlarız. Yalnızlık Allah'ın mahsus işte. Ne yapsın? Kedi de oynuyormuş, kedi. Birisiyle uğraşacak ya, boş bir sapanında Peygamber ailesinin yanına gidiyor, o yalnız. Kedileri çok severmiş. 40 yaşında sokakta kedilerle oynarken Peygamberimiz de sokağın başında görünmüş. 40 yaşında adam kedi oynar mı? Ayıp değil mi lan? Hemen kediyi yeni içine sokmuş, şu yeni içine. Böyle durmuş. Efendimiz gelmiş. Kendi burada başlamış bümbüllemeye. Ne o demiş? Atırama. Kıpkırmızı. Kedi ya Resulullah. Kıpkırmızı olmuş. Kıpkırmızı adam kendi yavrusuyla mı oynar ya? Koca koca adam. Ya ama hep diye gülmüş diye yapmışız. Yani kedi beslemek iyi. Güldüğüne kadar. Kedi beslemek iyi. Onun için apartmanla kavga çıkmayacaksa kedi besleyebilirsiniz. Ben bu hadisi camide okudum. İstanbul'da Allah imtihan ediyor. Sokakta bir kedi peşimize takıldı. Kuran diyoruz. Çünkü hanım istemiyor kediyi. Ben de komşu var çıldırıyor. Eve kedi girmesinden. Kuşları da kabul etmiyor. Ağaçlara kestirdi. Kuşlar geliyor pencerenin önüne diye. Öyle bir hayvan düşmanı. Kadın ne yapalım yani komşu. Git filan diyoruz. Kedi yine geliyor. Ulan dedim Allah bizi imtihan ediyor. Camide kedi beslemekten bahsettik. Bu hadis okuduk ya. Getirin ulan dedim şu kediyi. Kedi getirdik. Allah nasıl kimdi zavallı sokakta yedip alıyor. Onu yıkadık. Ama biraz sonra kıvranmaya başladı. İhtiyacı var. Çişin edecek, kokasın edecek. Banyoda götürdük, deliği gösterdim. Deliği etti kedi. Başka el etmedi. Ondan sonra ertesi gün aldım kıvranınca. Gelmek istedim. Kapıyı açtım, merdivenler indim. Bahçeye çıkardım.
kömür artıkları var, kül var. Eskiden gaz mı var ya? Kömür külleri var. Onun içine girdi, güzel yaptı, bir de öptü. Ondan sonra kıvrandım, açıyoruz, kendi yapıp geliyor. Ve mutfaktayla kedi biz yemek yeme girdik mi çıkıyordu dışarıya. Öyle terbiyeli kediydi. O da biliyor ya, nasıl olur şimdi? Bir de yavruladı mı? Bir taneyken oldular kaç tane? Komşumuz da biliyor, saklanmıyor. Bağır babalarına çağırmıyorlar. Ama öyle güzel yavruları vardı, bizim kedi düşman komşumuz kedi hassas oldu. Onun da aklını çeldik. Yani kedi beslemek sünnet. Peygamberimiz hani demek istiyorum, sözüyle şöyle diyor sünnet. Fiiliyle şöyle yapıyor sünnet. Bir de sen yapıyorsun, sen çıkarmıyor, gülüyor sünnet. Takdiri sünnet. Ama köpeğe böyle söylemiyor. لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا ف۪يهِ صُلْحَ اَلْكَمْ Buhari Müslim, Ravah-ı Müslim ve Buhari içinde köpek olan eve melek girmez. Heykel olan eve melek girmez. Buhari Müslim hadisi. Ben de sana duyuruyorum. Kedi heykel olur, köpek heykel olur, insan heykel olur, keklik heykel olur, avcı asla adam, keklik ona. Canlı hayvan heykeli olan yere melek girmez, rahmet melekleri girmez. Köpek olan eve rahmet, bereket melekleri girmez, hadis var. Hadis var. Ha, avladı besle, çok seviyorsun köpeği. Avladı besle, doyur, ona bir oda yap, karnını doyur, eyvallah. Hele çoban köpeği ise, burada buca karşı, hele polis ise, senden iyi biliyor, esrarı bilmem, eroni. Besle ama odana yattığında ileri sokma köpeği. Kedi sevap. Onu söyledik. Alıştırınca da zaten o biliyor. Batırmıyor ortalık. Şimdi işte peygamberler Kur'an'ı açıklamak üzere konuşurlar, yaparlar, ederler. Güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın vahiyleri verdikleri emirler ya Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla direkt olarak Kur'an okuyor. Peygamberimiz onu belliyor. Ondan sonra bellediğini hemen yazdırıyor ve sahabilere okuyor. Kur'an bu şekilde gelmiş. Ya da Allah'ın emirleri vahiy yoluyla, rüya yoluyla geliyor. Rüyadan bahsettik ya. Rüya yoluyla. Peygamberleri şeytan aldatamaz. Masumdurlar. Adem Aleyhisselam'dan dedi, bütün peygamberler masumdur. Peygamberimiz de öyle, diğerler de öyle, masumdurlar. Şeytan aldatamaz. Şimdi ben diyor, peygamberi gördüm. Benim kılığıma şeytan giremez. Hakikaten beni görmüştür, eğer gördüyse. Ama her akşam ben diyor, her gün Musa ile konuşuyorum diyor. Kaderen, atıyor. Sarmaşın tamam mı? Musa Aleyhisselam ne işi var? Yok. Canını yandı mı 70-80 senedir uğraşıyoruz yani. Böyle, bu iş bu da ucuz mu yani? Hani zaten gören adam söylemez. Anlatırken bir şeyler olur ona. Böyle rahat söylediğine göre yok görmedim. Neyse rüya, peygamberlerin rüyası vahiydir. Ama benimki seninki değil. Ayağın açık olursa var ya, rüya görürsün. Yemeğim için yapmışım, sırılçık, pınarlar, çeşmeler görürsün. Yanıyorum çünkü. Kafamda şu var, bu var, onları görürsün. Peygamberler de öyle değil. Rüyayı sadıka, rüyayı saliha, vahiydir, vahiy. Rüya görürleri de aynen Cebrail'e anlattığı gibidir. İşte diyor, o peygamberlerin, işte biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam rüya gördü, babasına anlattı. Güneş, yıldızlar bana secdetti, baba dedi, ben bunu dedi, kardeşlerim anlatma dedi. Büyük adam olacağını biliyor, peygamber olacak o da, babası da, Yakup Aleyhisselam o da peygamber. Kardeşlerini söyleme kıskandılar, biliyorsun hikayeyi. Evet, rüya, böyle peygamberler sadık rüyalar. Tabii bizlere de
Bizlere de rüya müjdelerdir. Peygamberlik müjdelerindendir. Onun için dikkatli olacaksın. Kafanda hiçbir sabit fikir yok. Yorgun değilsin, argın değilsin. Öyle değil, çok rahatsın. Hasta değilsin, dinçsin. Sabah karşı rüya görmeyeceksin. Ha, bu salih rüyadır, doğrudur. Salih rüya da o Muhammed ümmeti olduğun için sana Allah'ın bir lütfudur, müjdesidir. Ya sana iyiliğin için görünür oraya, ya da kendine geldiğe ikaz için görünür. O da salih rüyalarda peygamberlik müjdelerindendir. Ama bunu herkese anlatmayacaksın. Kötü rüya görürsen kalkıp Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim diyeceksin. Şeytan da senden kötü rüyada görünebilir. Senin moralini bozmak için. Onu görünebilir. Kötü gördüğümü Allah'a sanacaksın. Kimseyi anlatmayacaksın. Çünkü rüya yorumlanmaya göre gerçekleşir. Rüyayı bilen alim, salih, alim kimseleri anlatacaksın. Söyledin. Adam biliyor, senin rüya iyi değil. Onun için laf sapıştırıyor. Lafı başka yerlere getiriyor. Efendim ben senin rüya susurum. Zaten konuşmayacak. Üstleme ya. Çünkü rüyayı yanlış yorumlayamaz. Yalan söylemiş olur. Yorumlasa ise kötü gerçekleşecek. Sus, konuşmak istemiyor adam. Üstüne üstüne gitme. Geçiştirecek o şey. Onun için ısrar etme. Bir yerden söylersiniz, sen asılacaksın der, asılır. Biliyorsunuz, Yusuf Aleyhisselam zindanında arkadaşlarla rüya gördü. Sen asılacaksın dedi, ötekiler sen de saraya adam olacaksın dedi. Rüya böyle. Onun için herkese şey etme, anlatma rüyanı. Kötü rüya gözü anlatsın, iyi rüya gördüysen de bilen bir adama anlat ki anlattığım şekilde gerçekleşsin, güzel olsun. Mübeşşirattandır, yani peygamberler verilen müjdelerden birisidir diyor bu rüya. Ama hatta rüyaya bağlanma, orada da Kur'an var, hadis var. O Kur'an hadisinden çıkan hükümler var, dinin hükümleri var. İşte İmam-ı Azam şu diyor, onlara bağlanacağız, sabit şeylere bağlanacağız. Ama rüyada böyle bir şeydir diyor, müjdelidir. Müslüman kendisi görür veya bir Müslüman diğer Müslüman adına rüya görebilir. Başına geldiği görebilir. Başına gördüğü görebilir. Diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, gaflettiysen uyarmak için seni sıkıntılar kurtulmamı veya başına gelen şeyleri göstermek için. Ele ve inni nühitü en hakrar Kur'an'a rafi'an ve sâdiden. Namazdan bahsettik çünkü hadiste namaz geliyor. Dikkat edin diyor. Dikkat. Ela gözümüz açın. Dikkatli dinleyin ha. Ben namazda rükû halindeyken, secde halindeyken Kur'an okunmaktan men edildim. Rükûde Kur'an okunmaz. Secdede Kur'an okunmaz. Namazdayken rükûde Kur'an okunmaz, secdede Kur'an okunmaz. Ben yasaklandım, siz okumayın. Evet. فَاَمَّا الرُّكُوْ فَاَظْلُمُوا ف۪يهِ الرَّحْ Rükûdeyken Allah'ı tazim edin. Onun için سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ Rükûdeyken سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ deyin. Yani namazda bunları neden söylüyoruz? Peygamberin emrinden dolayı. Kimse uydurmadı. Dinde uydurma yok. Rükudeyken Sübhan Rabbiyel Azim deyin. Evet. Ve in ve emme sücud feşteydü fitra. Evet. Secde de Cenab-ı Hakk'ı yüceltin. Sübhan Rabbiyel Alâ deyin. Evet. Bir defa deseniz farz edin sünnet yerine gelir. İmamsan fazla uzatma. Çünkü caminin etrafında dükkanlar geldi vatandaş. Dükkanına gidecek. Kafası var da. Ekmek davası bu. Hocam çarşıdaysan
hava alanına yakınsan, garaja yakınsan, üçten fazla Sübhan Rabbel Ala, Sübhan Rabbel Azim deme. Hemen kalk, namazı kıza kıldır. Öyle diyor Peygamberimiz. Ey imamlar! Cemaatinde yaşlı vardır, hasta vardır, çocuk vardır, işi olan vardır, bunları nazara alın diyor. Bıktırmayın cemaati diyor. Evet. Elhamdülillah biz ömreden geldik. 30 defa Sübhan Rabbel Azim diyor uykuda. Dedim hoca, adam kafamda zam titriyor. Bana ne diyor? Bana ne olur mu? Peygamberin emri var ya. Bu ihtiyarlar düşüneceğin yahu. Adam yoldan gelmiş, yaşlı, Mescid-i Nebevi'de namaz kılmamış diyor. Gelmiş, 30 defa Sübhan Rabbel Azim diyecek kadar hiç oynamıyor yerinden. Adam zangır zangır titriyor, ihtiyar odağı sallanıyor, etme, bana ne diyor? Maalesef söz dinlemiyor. Öyle yapmayacak hoca. Ama sen evde yalnız kılarken sünnet kılıyorsun, tercih, ooo, 40 defa de, 50 defa de. Buyur, o bir meydan camide herkesi düşüreceksin. Ha bir de, şimdi ne diyor bak, secdede dua ediniz. Ha, dua var. Evet, üdûni istedik lezûn. Bana dua edip kabul edeceğim diyor bak, garanti veriyor, Kur'an'da ayet. Dua edeceksin. Ve yapılan duayı Allah boş çevirmez. Samim olarak kaldırmışsın. Allah diyor, bir müminin kendisini açan elleri boş çevirmekten haya eder diyor. Peygamber söylüyor bunu. Hocam ben durmadan dua edip olmuyor. Evet, nasıl dua edeyim ben? Şimdi ben görüyorum, hocayım ben. Ben de imamlık yaptım. Bir tövbe edelim diyor. Estağfurullah diyor. Estağfurullah, estağfurullah. Böyle estağfurullah benim böyle. Sen de dua ederken, hanım etmiyor al dedi, tuz al dedi. Bunları düşününce böyle dua olur mu lan? Böyle dua olur mu? Ha, o zaman olmaz. Buna dua denmez. Dua dediğin mi? Allah beni şu anda duyuyor. Ona şey, arada hiçbir şey yoktur İslam'da. Peygamber giremez, kimse giremez, şeyh giremez. Allah dediğini Allah'la hitap edersin. Ona hitap edersin dua ederken bu bilinçle bütün benliğinle varlığınla böyle dua et bakalım nasıl oluyorlar? Nasıl oluyor? Akan suyu durdursun mu ben böyle dua etsem? Akan suyu durdursun. Allah bu yahu sana böyle ederken hayır demez diyor peygamber. Ama bizim dua alınmıştı. Dua ederken kafamız bir yerde, gönlümüz bir yerde. O zaman ne yapalım yani? Buna dua edilmez ki. Evet, dua yağmur evveline geçerli. Yağmur başladı, tak tut demeye. Çünkü her yağmur damlasıyla yeryüzüne bir melek iner. Ahmet Hamdi Akseki merhum, eski Diyanet İşleri Başkanı, 1943'te İslam fıtri, tabii, umumi bir dindir. Kitabını yazmış. Din gerekli mi? Allah var mı? Peygamber gerekli mi? Bunları gayet güzel açıklamış. Çok güzel bir kitap. Okumanızı tavsiye ederim. Dinsizler, imansızlar izah getirecek bir kitap. Öyle güzel bir kitap. Allah bana ve tüm geçmişlerimi gani rahmet eylesin. Orada da söylüyor bu ben söylediğimi. Her yağmur damlasıyla melek iner. Yağmur evvelinde melekler yukarıda topluca. Neden gök gürültüsü var? Tamam sıkışır da tamam biz onlara bir şey demiyoruz. Bizdeki izahlar açıklamaya bir şey demiyoruz. Melekler çok bir araya geldikleri için öyle bum diye ses çıkar. Bir ikisi inlemeye başladı mı dua ettiysin. Evet, duanın kabul saatidir. Yağmur evvelinde, ezan okunurken, ezanla kâmet arasında, namazlardan sonra, Arafat'ta, Kâbe'de, Ravz-i Mudahhere'de, garipken, kimse yok, bir yere gitmişim, merhaba diyeceğim adam yok, ne kadar üzgün olur, mahzun olur, ha, böyle yüreğim mahzunken, Allah de. Allah gariplerle beraber. Misafirsin, sıkıntı içindesin, çocuğun lafa basit için gitmişsin.
Bunlar için Allah de dua kabul oldu. Misafirin duası. Hastalıktan kıllanıyorsun. Benden başbakan bulamadın deme lan. Yüreğin yanıp dururken Allah'ım be. Hastanın duası kabul olur. Ananın babanın duası kabul olur. Ağzımızdan ne çıktığına dikkat edin. Hangi durumda olursa olsun, ananın babana çıktığımı anında melekler arşa götürürler, geleni ifade ederler. Onun için o dökme döneminde çocuk gelmiş, o havi bir ton para vermişsin, sağlanmışsınız, dökmüş. Allah beğenmesin, canım dinlemeyin, sakın demeyin. Anında geleni yaparlar. Çok var öyle, çok var. Böylece bir de alıyor. Yazdırmışım hanımefendi. Ben nasıl çizdireyim, sildireyim o yazıyı? Tamam, bir vay ederiz de. Sen sabahlara kadar gözyaşı göstür, ağlayacaksın. Yazdıysan çiz yarattı, boz yarattı diyeceksin. Sakın de dua etmeyin. Hem oğlunuza, kızınıza hem de hiçbir insana mümin bedduacı olmaz. Ağzınız bedduaya alışmasın, iyiliğe alışsın, kıslarız böyle, Allah iyiliği versin diye bağırın. Deşarj olun ama dua edin. Buna alıştırın, buna alıştırın. Ağzınızı la ilahe illallah alıştırın. Sevinseniz de, gülseniz de, la ilahe illallah deyin. Çünkü ölürken çok yanınız yanacak. Çok terletecekler. Demeyin, la ilahe illallah. Dininizden bu çıksın. Çok sevindiniz. Ay, sen salim geldi Hakkari'den, ölmeden ateşin içinden oğlunuz. Derya yıllar deyin. Sevincinizi bu kelimeyle anlatın. Dininiz buna yatsın. Evet, iyi şeylere dininiz yatsın. Evet. Ananın babanın duasını olmaz dedik. Namazların arkasından aziz milletimiz çok akıllı bile. Allah'ım enteselam ve minkeselam. Selamet sendendir ya Rabbi. Evet. Allah korumazsa kimse koruyamaz. Allah selamet çıkmasa aziz milletimiz asırlarca bu dua yapıyor ama Araplar bu dua yapmıyor. Başlarına gelen görüyorsunuz. Evet. Başlarına gelen görüyorsunuz. Bu millet bu peygamber sünnetlere uyar. Evet. Dua böyle. Evet. Topluca yapılan dualar kabul olur. Neden biliyor musun? Şimdi bu kadar cemaatin içinde iyi bir adam mutlaka var. Bilinmez o. Kalbi çok temizdir. Melekler diyorlar ki melekler Cenab-ı Hak hadis bu da. Ya meleklere ben bu cemaatin namazını istediklerini kabul ettim. Günahları sildim. Görenler de ya Rabbi onların kaç tanesi üçkağıtçı. Kimisi şunun için geldi, kimisi bunun için geldi. Ama aralarında benim çok sevdiğim bir kulum vardı. Onun da beraber Allah dediler. Onun da beraber amin dediler. Hepsini onunla beraber saydım. Hepsini affedeyim. Toplukça toplukça eden dualar bu kadar makbul ve iyi tabi samimi dualar. Evet, böyle duaları edeyim, idealeydim. Evet, şimdi bir de secde halindeyken yapılan dua kabul olur. Dua ettiğiniz zaman kapanın secdeye. Allah'ın huzurunda sıfır olduğumuzun idraki bilinci içinde Allah'ım belalardan beni koru. Oğlumu kızımı şu oldu. Ne diyeceksiniz? Secde halinde de dua kabul olur diyor. Secde halinde feşteydü fit duayı. Çok dua etmeye gayret edin diyor güzel peygamberimiz. Evet. Orada Sübhan Rabbil Ala tabi namazda değil bu iş. Namaza sadece Sübhan Rabbil Ala diyeceğiz. Üç defa, beş defa neyse. Ama başka zaman ayakta da dua olur. Oturarak da dua olur. Tabi ama secdede edin diyor. Secde diyor duanın kabulüne. Ayrıca bu vesilede. Dua edeceksin. Kapanın secdeye. Kapanabilecek yer varsa tabi. Mesela gece kalkmışsınız. Namaz kılmışsınız. Çok güzel. Secde de dua edin diyor güzel peygamberimiz. Evet.
namazda biliyorsunuz şartlara uyacağız. Bu şey dışında. Evet. Fakamenin en müstecabelerin secdede edilen dua kabule layıktır. Sıfır olduğunu idraki içinde, bilinç içinde secde sıfır olduğunu görünüşte de şeyde resmen ifadesi Allah da ben hiçten ibaretim, çok zayıfım, çok biçareyim, çaresizim diye itiraf edip de bunu gösterdiğimi söylediğim kabul ediyor. Onu diyor, kabul olmaya daha layıktır. Secdediler dualar diyor. Ahmed bin Hanbel, Müslim, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace. Evet efendim. Eyvel nas, inni vallahi mâ amrukum illâ mâ amrakumullahu bih. Ey insanlar, vallahi ben size Allah'ın bana emretmediğini emretmiyorum. Allah niye emrettiyse onu emrediyorum. Evet. Ve mâ yantıku anil hevâ in hüve illâ vahyun yuhâ. Evet. Resulullah Muhammed Mustafa işkembeden atmaz. Ne konuşursa bizim vahyimize dayanır. Onu ifade eder. Kur'an'da ayettir. Onun için Peygamber şiddetlerini mutlaka yerine getirmeliyiz. Bize Kur'an yeter. Saçma! Kur'an yeter, anlayamazsın. Muhammed Mustafa Kur'an'ın tercümanı. Peygamberdir, Allah'tan öyle söylüyor. O Muhammed Mustafa ne söylerse işkembeden atmaz. Bizim vahyimizi ifade eder. Böyle iken gene çıkıyor, ben profesörüm diye. Hadisin önemi yok diyor, hadis ne olacak diyor. Evet, çok yanlış. Böyle adamlar çıkacak. Sen öyle deme. Muhammed Mustafa'nın ağzından ne çıktıysa hepsi Allah'ın vahyine dayanıyor. Tamam hocam, biz ondan olduğu kesin olduktan sonra itiraz etmiyoruz. Öyle diyor şimdi. Evet, hiç endişemiz olmasın. Gavurlar Müslümanlığı yıkacağız diye uğraşıyorlar asırlardan beri. Şam'daki kütüphanelerde 1000 hadislik Peygamberimiz sallarsın dizinin dibinde yazılan hadis bulundu son zamanlarda. Orientalistler buldu. Eksik bulacaklar da İslam'ı yıkacaklar derken buldular. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an yazdırmış, maaşlı vakıyı katip ettikmiş. Fakat benim sözümü yazmayın demiş. O adam da yani bunlara dayanıyor o ilah profesör. Hadisi önemli değil. Halbuki yanlış sözü yanlış. Yazmayın demiş. Benim sözüm de karışık olan sözü diye yasaklamış. Çünkü İncil'e karıştı. Tevrat'a karıştı. Okuyabilirsiniz. Ben kaç defa buyurdum. Allah'ın sözüyle insan sözü gözünün önüne çıkıyor. Belli karıştırıyor. Onlara dönebilir diye benim sözümü yazmayın demiş. Yasaklamış. Ama ezberlemiş bak Ebu Hureyre Abdurrahman ayrılmayacağım diye evlenmemiş. En çok hadisi ona aktarmış. Ezberlemişler böyle. 200 sene sonra toplamışlar Peygamberimizin hadislerini ezberleyenlerden devlenmişler. Onun için diyorlar ki şüphelidir. Hayır. Şimdi bu İmam Buhari'nin kabrine gittim ben. Yine gideceğiz inşallah. Nisan ayında. 650 bin hadis ezberlemiş, toplamış. Bir hayvanı yakalayacak değil mi? Sen hayvan kaçınca yoncayı alırsın eline, meh 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 dersin. O da zavallı kafası çalışmadığı için yonca yiyeceğim diye gelir yanına, yonca değdirmezsin, kıçına kıçına vurursun değil mi? Bunu yapanın hadisini almamış. Hayvanı aldatan bizi de aldatır diye. O kadar sıkı davranmış. Oturuyoruz. Benim de bazen latif ettiğim gibi. Latife ediyoruz ya birbirimize meclis hoş olsun diye. Latife edenlerin hadisini almamış. Latife adam hadiste de latife edebilir. Almamış. 650 bin hadisi 7 bin küsüre düşürmüş. Öyle sıkı toplamış. Şimdi yine de diyorlar işte akıp tutuyorlar. Ama
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası var. Gene anlattım, tekrar ediyorum. Abbas. Abbas da çok zeki. Onun oğlu da çok zeki. Bir de Amr ibn-i As var. O da dehalardan, nahilerden. Onun oğlu da Abdullah. O da çok süper, zeki bir çocuk. 16 yaşında, 17 yaşında, 17 yaşında Peygamber yasak etmiş. Benim hadislerimi yazmayın falan diye. Demiş ya Resulallah, özel olarak. Ben demiş daha çocuğum. Şöyle denizim demiş, şey demiyorum. Kafamda tam ezberleyemiyorum. Ya Resulallah, bana demiş müsaade edin yazayım ben. Yaz lan demiş. Ona özel izin vermiş. Evet. O 1000 hadis yazmış. Peygamber dizinin dibinde. Ve bunu saklamış herkese. Kimseye söylemiyor. Emsal olurum diye. Çünkü yasakladı ya peygamber. Kimseye söylememiş. Ölürken yastığın altına 1000 tane o hadis çıkmış. Onu işte oryantalistler buldular. Dikkat edin. Ben de ilim adamıyım. Evet. Buhari'nin 200 sene sonra insanlardan topladığı hadislerle bu adamın, Resulullah'ın dizinin dibinde yazdığı hadisler arasında hiçbir fark yok. Yani Buhari'nin son derece sağlam topladığı ortaya çıkıyor değil mi? Onun için onlar hiç itiraz etmiyorlar, edemiyorlar. Ama bizimkiler onlardan daha çok şey sıraltıyor. Onlar konuşuyorlar. Evet. Elhamdülillah dinimizde öyle hiç çürük taraf yok. Gene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kralları İslam'a davet için mektuplar yazdırdı. Kendi yazma bildiği. O mektupların birisinde isterseniz kongre kütüphane giderseniz onlar da duruyor. Birisi Paris'te Milli Kütüphane'de duruyor. Bir tanesi de bizim Topkapı Müzemizde var elhamdülillah. Kur'an da var. Hazreti Osman Kur'an'ı. Onlar da Buhari bilmiyor. O yazıları da bulmamış. Ama bakıyoruz Buhari onları da ağızdan derlemiş. Hiçbir fark yok. Çok sağlam bir adam. Çok sağlam bir adam. Elhamdülillah böyle kötü bir sitte de ya Abdülhamid'in de meydana gelmiş. Böyle evet efendim diyor ki ben ne emrettiysem Efendimiz buyuruyor ki Allah'ın emrettiğini emretmişimdir. Ve la enhâküm illâ an amma nehâkumullâhu an. Neyi yasakladıysam Allah'ın yasakladığını yasakladım. İşkembeden atmaz. Bizim vahyimize dayanır. Ayetiyle Efendimiz'in sözü birleşiyor. Efendimiz Allah'ın emrettiğini konuşur, söyler. Evet böyle iş böyle. Evet. وَمَا اَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Şimdi ben ırkçı değilim ama aziz milletimizi çok seviyorum. Neden seviyorum? Evet bundan. Kaç kere gittim Arap ülkelerine, 69'dan beri gidiyorum. Evet, Hindistan'a da gittim, her yere gittim, Çin'e de gittim. Mısır'a da gittim, Irak'a, Suriye'ye zaten çok gittik. Bizim gibi tesbih yok, sünnet yok. Evet, efendim, sünnet yok. Peygamber sünnetlerini yapmıyorlar. Farz kılıp gidiyorlar, Kabe'de böyle. Ama burada ne diyor bak? وَمَا اَتَيْكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ. Peygamber ne yaptıysa yapın, alın. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Neyi yapmayın dediyse yapmayın. Peygamber sünnet kılmış. Ne kılmıyorsunuz lan? Kılmıyorlar. Başlarına geleni görüyorsun. Bu aziz millet camiye girdi mi iki erkenin kanlı olsa namazın sünnetlerini geçirmem, kaçırmaz. Tesbihler de çeker. Tesbih çekmek farz değil. Ama sanki adet halinde Türk milleti asırlardır sünnetlerde kılıyor, tesbihlerde çekiyor ve kazanıyor. Peygamber sünnetleri yapanı Allah aziz ediyor. Allah aziz ediyor. Ötekileri yardımsız bırakıyor. Başına neler geliyor görüyorsunuz. Onun için sünnetleri yapacağız. Sünnetleri yapacağız. Şimdi böyle öldükten sonra geçenlerde de söyledim.
Hocam, müezzin efendi, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Peygamber sünnetine aykırı. Delilini getirebilir. Hemen getirebilir. El-ezânü cezmün vel-ikâmetü cezmün. Araplar böyle okuyor. Bana ne Araplar? Bana peygamber gerek. Resulullah zamanında Araplar eyvallah. Ebu Bedir derse ayağını koyuyor. Ama şimdi adam sünnet kılmıyor, tesbih çekmiyor. Ezan böyle okuyorlar diye bizim müezzinler de Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Ya yetti güzel hocam. Müezzin efendi, hafız efendi. El ezan cezmün vel ikameti cezmün. Ezan da cezimli tutarlı Allahu Ekber, Allahu Ekber diye okunur. Kâmet de Allahu Ekber, Allahu Ekber diye okunur diyor peygamber. Hayyâle salâti, hayyâle salâti. Kâmet tezinni hayyâle s-salâ, hayyâle s-salâ. Hayyâle felâhî hayyâle uyumlu hocam, hayyâle felâh, hayyâle felâh. Peygamber söylüyor ya bu. Bu sünnet hocam, ekmek güzelim. Eskiden böyle okuyorduk biz, bu televizyonlardan hastalık bulaştık size. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber deyin. Sünnete aykırı, sünnete aykırı. Peygamber sünnetini tutacak. Peygamber ne yaptıysa, ne emrettiyse yapalım bir şey. Ayet var böyle. Ve ecmilû fit talep. Bunları söyledikten sonra, ha dur bakalım. Şimdi ömreye hacca gidenleriniz var. Aman yarabbi. Namaz kılanın önünde özellikle geçiyor ya adamlar. Ya arkasında yer var. Yok, iyi namazların önünde geçiyor hayvan. İki tane atma. Gerek, dinen hakkım var ha. Ama elin memleketindeyiz. Senin o iki tane hakkı hakkın var Şerhan. Hocam geçirtiyorlar askerler orada. Maalesef, maalesef bu çok sünnet aykırı. Efendim, Resul, hadis-i şerif var efendim. Sahaben birisi, Resulullah'tan duydum. Namaz kılan bir müminin önünden geçen şeytandır dedi. Namaz, vallahi böyle bak hadis. Ben söylemiyorum, uydurmuyorum. Metnini getirebilirim size. Eğer namaz kılan önünden geçmenin ne kadar büyük, kötü bir şey olduğunu bilseydi, 40 beklerdim diyor. Rabbim diyor ki, 40 yıl mı dedi, 40 ay mı dedi, 40 gün mü dedi, orayı tam diyor, şey demedim diyor. Bu kadar bekleyeceksin. O da duruyor, böyle böyle geçiyor. Burada da var. Ya geçmiyor güzel kardeşim, peygamber. Böyle söylüyor, namaz kılanın önünden geçmiyor güzel kardeşim ya. Peygamber sözü böyle. Evet, siz de namaz kılacağınız zaman sünnet kılacağınız zaman ortada durmayın. Daha oraya gidin. Kenarına gidin. Direğin arkasında durun. Adamı bilmiyor diye onu günaha sokmayın. Ya. Tak kapını önce duruyor adam sünneti giderken. Millet yiyecek daireye kişi var. Görevli bir cumayı kılmış gibi tam oraya duruyor. Dayak yok değil bu adam ya. Evet. Bilmiyor. Lütfen sen de böyle milleti zora sokma. Kenara git ya sünnet kılacaksan. Kenara git, sen de geçme. Önüne bir şey koy, 30-40 santim şöyle. Onun önüne geçebilirsin. Sütre derler buna. Sütre derler. Namazın önünden geçmeyin. Dikkat edin camiye geldiğiniz zaman. Daha da var. Bazı adamlar 5-4'te geliyor camiye. Aman belirlemiş minberin dibini. Her namaz, her zaman orada kılıyor namazı. Oraya gidiyor. Babam var mı lan? Öğledenler var, kavga ediyorlar ya. Bu ateş. Yanlış. Caminin her tarafında namaz kılın değerli kardeşler. Neden? Bu cami şahit olacak size. Öbür gün bir yer şahit olacak. Her yere namaz kılarsanız her taraftan şahidiniz çoğulacak. Abdullah Ömer, akıllı adam, Hazreti Ömer'in oğlu, alim sahabilerden Mekke'nin taşını, kovasını böyle ayaklarıyla böyle adım değil.
ayaklarını birbirine birleştirerek her tarafı çiğnemiş. Kaçırdı mı lan demişler. Peygamberin bastığı yere rastlamak istiyorum demiş. Anladın mı? Peygamberin bastığı yere rastlamak istiyorum. Benim şahidim olsun. Ya mübarek adam sen de oraya benzemiş, kimse tutturmuyor. Bastığı caminin her yerinde namaz kılın. Sünnet kıldığınız yerde farzı kılmayın. Yerinizi değiştirmekten aciz misiniz diyor Peygamberimiz. Benim emrim başka, Allah'ın emri başka. Onun için bunu göstermek maksadıyla da şefa ve ekme meselesinden ayrı farz kıldığınız yerde yanınızdaki de yer değişin. Önünüzdeki arkasıyla da yer değişin. Yer değiştirin ki, ha sünnet kılıyor, Allah'ın emri bitti, Peygamber emrine geçtim. Şeklen de öyle olsun. Buna da dikkat edin. Buna da dikkat edin. Evet efendim. Evet, şimdi ben diyor ne emrettiysem Allah'ın emrettiğini emri söylerim. Ne yasakladıysam Allah'ın yasakladığını söylerim. Onları size tercüme ettim. Bunlar da Peygamberimizin şeysi. Fezbilü fittale fevellezi nefsü ebil kasım biyedi inne ahadeküm le yatlubuhu rizkuhu kema yatlubu ecelu. Arkadaş, senin haberin yok. Ecelimiz pusuda bekliyor. Geleceği anı bekliyor. Kıs gibi rekel olacak bizi. Öyle değil mi? Var mı kurtuluş? Var mı? Yok. Varsa bir söyleyeyim ben de o çaresine bakıyorum. Yok. Ben ucuna geldim. Korkuyorum ya. Varsa bir şey yok. Ecel geldiği zaman bir saniye öne alınmaz. Bir saniye güzel ecel, güzel ecel, ecel hüm. La yestekfirûne sâ'aten ve la yestekfirûne. Onu da biz bilmiyoruz. Her an hazır olacağız. Belki camiden gider, ben düşük payı bir şey düşünmez. Bilemiyoruz. Her an olabilir. Hazır olmak ne demek? Abdestsiz yere basma lan demek. Abdestli olduğumu imanın döşüne garantiliyor. Abdestin bozuluyor. Mecbur değilsin. Namaz kılmak kılarken abdest almaya mecbursun. Ama abdestsiz gelmeye mecbur değilsin. Ama ecelin nerede geleceğini bilemediğimiz için her zaman abdestli olursan akıllı hareket edersin. Abdestliysen garanti imanın döşüne garantisi var. Onun için abdestin bozulmuş, abdest al. Ne kadar güzel. Bu akıllılığı göster. Bu hazır olun. Evet. Bir de evet. Ne diyor? Ecel bizi takip ettiği gibi rızkımız da bizi takip eder. Nahnu kasamna beynekum ma'işete beynekum ma'işete hum. Kur'an'da ayet-i celileri biz insanların rızkını ezelde böldük, ayırdık. Sen çatlasan, patlasan o yazı olur. Ama o yazı kimse bilmiyor. Onun için çalışın diyor Peygamberimiz. Nasırlı eli öpmüş Peygamberimiz. Nasırlı eli. Medine'nin dışına çıkmış arkadaşlarıyla kahvede oturacağına çoluk çocuğunu al, şöyle kırlar bayırları git. Doktor da diyor, yürü diyor, temiz hava al diyor ya. Peygamberimiz bunu yapmış. Cumartesi günleri Kuba Mescidi gidermiş ya. Pazar günleri Uğur'da gidermiş. 7 kilometre. Yaya gidermiş sıcakta. Kuba 4,5 kilometre. Peygamberimiz sportmenmiş arkadaş. Anladın mı? Belki başka zaman da Medine dışında gezmeye giderlermiş. Temiz hava diyorlar, yürüyorlar, sağlık kaynağı yürümek. Yorulmuşlar sıcakta. Ah demiş Efendimiz. Şöyle bir bahçe olsa da, gölgeli olsa da dinlensek. Var ya sokak demişler. Kim o? Saatli Muazzam Bahçesi var yakında. Hemen bir tanesi koşmuş Saatli Bahçesi'ne. Peygamber geliyor lan demiş. Sizin evinize Peygamber geliyor deseler ne yaparsınız? Keçileri kaçırırdı lan demiş. Kuş almış, koşmuş, koşmuş, buyur ya Resulallah. Derler koşma, koşma, derler koşma, koşma, kavramlar buyur. Varınca arkadaşlar, bu adam Medine'nin en zenginlerinden
ve de bahçesinin çapasını kendi çaplıyor, kendi belliyor. Elleri tahta gibi nasırlı çalıştığı için çok sevindiğinden Peygamberimize kavuşmuş. Peygamberimize elini bir sıkmış böyle. Sevinciyle ne kadar sıktıysa Peygamberimizin eli bembeyaz olmuş, yapışmış, uyuşmuş. Öyle sıkmış ki uyuşmuş. Karnı yani istediği kadar sıkmış, sıkmış, sıkmış. Sevincinden Efendimizin eli böyle yapışmış bembeyaz. Ama biz olsun iki tane satarız değil mi? Muhammed Mustafa öyle değil. Onun sevdiğinden bunu yaptığını acıyım. Bu da artık kim bilir mi? Maksurlu yerde. Elini çevirmiş, sağlığın elini bırakmamış. Allah çalışanı sever, oğlum demiş. Onun Muhammed Mustafa'sı peygamberi de nasırlı eli öper diye öpmüş nasırlı eli. Çalışanlara Peygamber sizin elinizi öpecek be! Terleyerek kazanıyorsunuz, eli nasıl olanla, eli dönmüş yahu. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle, bunları bilerek kimseyi yük olmayacak. Ben hocayım, öpülenir mi? Yok. Bu büyük adam neden evliya oldu? Ekin tarlasın, ekin biçtiler. Mollalarıyla beraber ekin biçti, ekin. O Sa'd bin Muaz, sahabenin en ileri gelenlerinden zengin, kendi çapladı. Peygamber de o eli öptü. Onu da bu da işte böyle evliya bulunuyor. Talebeliyle ekin tarlasında ekin biçti eliyle. İşte böyle biz kimseyi yük olmayacağız, helalinden kazanacağız. Öyle diyor. Ey Müslümanlar, rızık talebinde güzel yapın. Evet, şimdi kimseyi hedef almıyoruz. Ben kardeşlik görevi yapıyorum. Ticaret okulu hocasıyım ben. Ticaretten de fabrika da kurdum. Çok para kazandım. Şöyle paralar yığına geliyor, yığına gidiyor. Bir baktım para dağılıyor yahu. Dedim arkadaşım ben gidiyorum dedim ortaklara. Hayır öyle dedim. Ben parayı sevmeye başladım dedim. Ben anladım. İlim solda kalmaya başladı. Para güzel ya. Ve şirketi dağıttık. Yani anlıyor bu işlerden. Evet. Şimdi gidiyorsun sabah. Şunu satıyorsun. Kaç lira bu? 4 lira, 3 lira. Sen diyorsun 5 lira. İnsafın kurusun be. Her yere 3 lira. Niye 5 lira? Yavur olayım ben bunu dört aldım. Hesabını diyor. Bazı Yahudi olayım, Ermeni olayım ben bunu dört aldım diyor. Beşe satmak için. Hadis bu beyefendi. Aynen öyle olur. Yalan ya. Aynen Yahudi olur, Ermeni olur, gavur olur. Buraya insan iki lira gavur olur mu be? Bu adam övünmez mi ya? Maalesef bunu çok yapıyorum. Evet. Mahkemelerde yalan şahitler var. Hakim dedi, uzatmayalım, şahidin var mı? Allah bir para vermedi, yok abi, çıkıyor oraya. Şahitlik hep de 10 kaç kişi geliyor. Şahitlik şu kadar var ya. Ne diyeceğim? Şimdi ölmedi, bilmedi, şey gibi yalan şahitlik yapıyor. Yarın ölmeyecek misin? Sen Müslüman değil misin? 100 lira, 200 lira, 300 lira insan imanını satar mı? Dinini satar mı? Bu kadar şaşkınız biz. Rızık talebinde sakın böyle yanlış yollara girmeyin. Kimseyi aldatmayın. Haramdan kazanmayın. Dürüst olun. Çünkü ecelin seni takip ettiği gibi rızık da insanı takip eder. Tahmin kaçan ne beyler maişe dökün. E sen de seni kaçmar adam olur yazılır. Sen onu bilmiyorsun, çalışacaksın. Çalışmayan ekmek yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene Medine dışına çıkmış bir keresinde bir adam kazık gibi oturmuş böyle. Böyle oturuyor.
selam vermemiş. Tabi selam vermek peygamberin yerini değil mi? Rasadınıza selam verin diyor. Tatlınız harmanınız olsun Müslümana. Gavura selam verilmez. Gavura komşu. Kıtmar mıydın? Selam aleyküm. Dünya ve alem iyiliği istemek. Gavurumun hakkı yok. Evet. Ama peygamberiniz taş gibi duran adam selam vermemiş. Gezip dolduklarca gelirken bakmış adam eline bir şey taşanmış. Toprağı karıştırıyor. Selam verir kim demiş. Demişler ya Resulallah. Aynen ona giderken selam vermedim. Gelirken selam giderken insanla taşma oldu belli değil mi demiş. İnsan olsa hakkı olur. Bir hareket olur. Çalışıyorlardasın. Çalışmayana selam bile yok. Bak görüyorsun ya. Çalışmayan kardeşim. O rızka şey bu. Ama rızık belli. Kimse yürü kulum diyor. Bir bakıyorsun. Valla. Ünlet söylüyor. Allah'ın takdiri öyle. Bana niye vermemiş deme. Sana verse kim dur ben göğü taşına gidersin. Evet. Öyle adamlar biliyor musun? Eskiden hiç camiden çıkmıyor adam. Bakıyor ben zengin olunca bayrama mı gelmeye şey diyor. Tenezzede bir beyefendi. Büyüdü. Allah o duruma düşürmesin. Sahnede de bir adam var. Peygamber sahabilerinden. Yalnız bunları anlatırken sahabiler kötüleri. Onlar doktorların kobayı gibi dinin emirleri onların üzerine deneniyor, bize hüküm çıkıyor. Yani o kötü demeyin sakın ha. Böyle olay olmuş ya o sahabeyi kötülemeyin. Sahabeler hiçbirisi kötülemeyiz. En şaşkın sahabenin ayak tozu olamayız. En büyük alim, en büyük şey. Onlar nurunu peygamberin bizzat kendinden aldı. Allah da burada uyuyor sakın ha. Şimdi bu sahabeye bir lokma diyor ve bir şeysi yok. Demiş ya Resulallah. Bana demiş bir koyun ver, bir dua et, bir koyun ver. Sahabe işini bitti demiş. Ya Resulallah. Utanıyorum. Her gece muhtacım. Sahabe işine bak sen demiş. Beş vakit namazında sahabe. Namazda hiç kalmıyor. Oyun işe kadar biliyorsunuz. Musa Aleyhisselam hazır güleşmiş. Bak öğrenciysen ilmine dönü demiş. Ben niye fazla karışmayacaksın? Tamam demiş. Bildikleri vapurun dibi gelmeye başlamış. Ne biçim adamsın ya demiş. Adam senin bir gemisini aldı. Gemisini dedi. Hani demiş karşımayacaktım. Özür dilerim unuttum demiş. Gitmişler bir köye. Acıkmışlar. Ekmek istemişler, affedersiniz. Ayı gibi adamlarsın demiş. Çalışmayayım, ne istiyorsun dememişler. Köyden çıkarlarken duvar yıkılıp, böyle yıkılmak üzere. Tutmuş Hızır Aleyhisselam o duvarı düzeltmiş. Ne biçim adamı, ekmek bile vermediler demiş. Paralıyla yaptılar, hani karşılayacağını demiş. Ha özür dilerim, yine unuttum. Ondan sonra çocuklar var. Oynayıp duruyorlar, masum çocuklar. Birini tutmuş, öldürmüş. Hızır Aleyhisselam. Şerifli demiş, insandır mı be? Bu çocuğun ne günahı var? Hani demiş, karşılayacağım, özür yok demiş. Oyun üçe kadar. Onun için üçe kadar oyun. Evet. İş oradan çıkıyor, oyun üçe kadar. Şeysi böyle çıkıyor. Güzel Peygamberimizin her sözü vahye dayanıyor. Allah'ın emrine dayanıyor, işkembeden atmıyor. Ne yap dediyse onu yapacağız. Nasıl sağ elinize yedin dedi, besmele çekin dedi. Biz de çekeceğiz, solumuzu yemeyeceğiz. Şeytan soluyla yer içer diyor. Solla yemek haram değil beyefendi. Fıkıh hükmü açısından sol elde yemek haram değil. Ama peygamber sözü bu. Sağ elde için, sağ elde için, sağ elde selam verin, sağ elde musaffa yapın, sağı kullanın. Evet, ben saati buraya çıkardım. Saatleri sağa takın. Çünkü her mübah işte sağı tercih edin, peygamberin emridir. Sola takmak günah değil. Ama peygamber sağı tercih edin diyor. Sol elde tuvalette kullanın diyor peygamberimiz. Buna uyacaksınız.
Benim geçenlerde söyledim. Suni Dönmezler rahmetli hocamın Kusu Ceza kitabında, İstanbul Hukuk kitabınızda var. Burada da vardır. Bakabilirsiniz. Amerikalı profesör dünya hapishanelerine dolaşmış. Hapishanede olanların %80'i sola. Solda yiyor, solda içiyor. Solunu kullanıyor. Adam diyor ki, ben de miyim ha? O profesör diyor, ceza profesör. Sol eli kullanmakla karakter bozukluğunun ilgisi var diyor. Bakabilirsiniz, bilimsel kitaptır. Efendimiz ne diyor? Sağı tercih edin. Demek sağı kullanmanın insan tercihlerinin düzelmesinde faizi var. Ya ne dediyse güzel. Sen bu güzel mi gördün? Değil mi ya? Hocam ben 50 yaşındayım. Hep çiftliğe kadar sorumlu yedim, sorumlu içtim, sorumlu aldım. 50 yaşından dev çeldik bu inan. Evet. Kabul etmiyor. Allah göstermesin. Geldi o arabasına gelen bir zibidi delikanlı. Koymuş arabasının şeyine bandı. Hak hak diye durur. Yapmıyor mu? Evde durmuyor gel kurtusundan. İngilizce şarkı söylüyor. Anladığı da yok ya. Homoseksüelliği anlatıyor orada. Ahlaksızı anlatıyor. Anlamıyor. Hak durur. Döndü yaparken gelmiyor sana vuruyor. Sonra kullanan adam vurdu. Kolun kırıldı. Hastaneye kaldırdılar. Doktor alçıyı koydu. Acından ölür müsün lan? Hemen o gün yemin ne öğrenir misin sağlığına? Öğrenirsin değil mi? Onun için ben de diyor kendisini de sokak. Yok kabul etmiyor. Peygamber söylüyor oyun. Sağı kullan. Sağı tercih et. Sağı tercih et. Teyemenu hikürlü şey. Efendimiz'in sözüdür. Her sözünde hikmet var. Hızır konusunda da Efendimiz doğru söylüyor. Rızık diyorlar, gölge gibidir. Gölge bir şeye girersen, gölge sana gelir mi gider mi? Kaçar gider. Kaçar değil mi? Gölge bir şeye gitti, o da kaçar. Hani geri girersen, o pisin peşine gelmez mi? Rızık böyledir diyorlar. Dürüst ol, sana dönen düşün, çalış. Rızık gelir. Gelmedi. Allah bana neyi vermiyordu, kafa tutma. Sadeleyi söyleyecek şimdi. Elin muhtacım ya Resulallah, bir koyunda git demiş, böyle değilsin, namaza geliyor. Bursa yiyor, üçe kadar uyuyor. Abi bir koyun vermiş ona. Bakmış, sütünü sarıyor, yiyor. Yavrulamış, iki olmuş. Bakmış, iki dört olmuş, dört sekiz olmuş. Ondan sonra tabii komşuluğa atmış, 800 tane koymuş. Biz de az soruyoruz. Gitmiş buzağa, kenar mahalleye gitmiş oturmaya. 8-10 koyunu evler arasında ama demişler, az soruyoruz. Buzağa gidince namaza gelememeye başlamış. 8-16 olmuş, 16-32 olmuş derken kırpayla gitmiş. 5 vakit namaza hiç gelememiş. Cuma'dan Cuma'ya. Daha büyümüş. Cuma'ya da gelememiş. Köyden nasıl gelsin? Çok zengin olunca para da oluyor herhalde. Zenginden parayı çok seviyor. Sevmeyen yok ya. Her zenginden çok seviyor ya. Zekat memuru gitmiş. Bana bak demiş. Koyunu kazanmıyor. Koyunmuş. Ben enayi besleyiciyim. Zekatı da vermemiş. Peygamberimiz de hoşnutsuzluğunu ifade etmiş. Ona dedim ki demiş, böyle durumu iyi, koyun istedi, ne hale geldi demiş. Bunu duyunca pişman olmuş, gene gelmiş. Yok demiş, almam zekatını demiş. Almam zekatını. Hazreti Ebu Bekir halife olunca geri gelmiş pişmanı. Resulullah namında ben almam demiş. Anne arkadaş bana çok vermedi, az bekle diye sızlanma. Senin iyiliğin için vermiyordur. Çok vermeye kalkarsan, göğüt aşmaya kalkarsan. Bilmiyorsun. Mevla görelim neyle? Sizlerle. Razı olacaksın. Sana bir şey yapacaksın. Allah seni deneyecek. Bakalım kıvırtıyor mu?
2 lira için gel oraya vermen olur diyor demiyor mu? Evet, bir arkadaşımız Sultan Hamam'da Allah razı olsun öldü. Geçmişe Allah rahmet eylesin. Pavyon kapatan arkadaş bu. Anladınız mı? Bir vesileyle işte bizim mağazamıza gelmiş, bu kalabalık ne demiş? Demişler bir hoca konuşuyor. İşte ben de balda güldür konuşuyorum ya. Hoşuna gitmiş, bizi bırakmadı. Biz de faizin kötülüğünden bahsettik. O da toptancı, herkese mal doktor, İstanbul tüccarına fabrikadan faizli olarak mal alıyor. Artık öyle işin. Faizin kötü olduğunu bilince eve gittim diyor. Allah'ım don gömlek kalsam vallahi billahi faize iş yapmayacağım diye yemlemiş kendine. O tesir etmiş faizin. Faizin en hafifi Kabe'de zina etmekten beterdir diyor hadis-i şerif. Ben hak veriyorum arkadaşlar. Ben elçiyim, elçiye cevap veriyorum. Faizin en hafifi Kabe'de zina etmekten beterdir. Hadis bu. Duyuyor. Bunlar okuduk bir şey duymuş. Ondan sonra gitmiş fabrikaya. Şu kadar param var. Şu kadar alacağım. Fabrikada da malın hepsini götürüyor. Çünkü çok satıyor. Tanmış tüccar. Niye? Böyle böyle. Adamlar git. Genel müdür. Giremez. Bir sen mi? Vermemiş. Ama demiş ki yemin ettim ya Rabbi. Don gömleği kalsam yine de dönmesin diyor bundan. Evet. Hakikaten don gömleği kalktı. Allah burnunu sürmeden diyor. Hemen sınırı geçirmiyor. Dönmedim demiş yine yemin etmiş. Ondan sonra yıllık toplantı olmuş, takmışlar bilançoda, en çok mal alan şu adam, esamesi yok. Demişler, müdür bey ne oldu? Ya şu gerici yobaz, böyle dedi bana, faizli iş yapmayın, kovun beni. Demişler, müdür bey, biz seni müşteri kovmaya getirmedik buraya, bu kadar para veriyoruz. Neye kovdun adamı? Verseydin. Bir azarlamışlar herhalde. Hemen telefon etmiş, gel tamam, ne kadar aldı sen gülüşüm, amca parası kadar alıyor. Ama diyor, bunu sürtürdü bak, kaç defa yemin etmiş, don gömlek kalsam yine faiz yemeyeceğim. İmtihanı kazandı ya, Allah önüne din açtı, sonra tutulmaz adam oldu yine. Beleş yok, Hızır talebinde güzel olur, haram yollara girmeyin. Haram yollara girmeyin. Yalan yere yemin ederek, adam bozuklayarak. İmam Azam Hazretleri de zengin bir tüccardır. Devlet memuru olmamak için ticarette, ortalığıyla ticaret sürdürüyor. Dur, kafası çalışır adam, ticareti becerir. İmam Azam da çok zeki adam. Evet, şimdi gelmiş bir tane kocaları. Demiş ki, bana demiş, şu malın maliyetini ver. Bir mal almak istemiş bir entarilik. Koca karı. Şu malı bana maliyetine ver. Peki demiş. Kaç para? Mesela piyasada 50 liraysa 30 lira demiş. Koca karı demiş. Tersüp ederim demiş. Koca karı demiş. Ben de dalga geçiyorsun. 50 lira mal 30 lira olur mu lan? Sen bana ne dedin? Maliyetini ver dedin. Bunun maliyeti bu. Benim maliyetine. Acaba böyle dürüstçüler var mı şimdi? Eline düşmüşken böyle eline düşmüş bir şeyi kaçırılmaz ha? Evet. Sen maliyeti, ben maliyetini veriyorum diye kocaların maliyetini vermiş. Kâr etmeden. Ama tutulmaz bir tüccar zengin İmam Azam. Talebelerin bursunu hep kendi vermiş. Hiç devletle maaş almamış. Tabii kendi okuduğumuş, kendi harcamış. Evet, dürüst olun. Rızık talebinde dürüst olun. Evet, mal bu dünyada kalıyor. Kaputun içinde, tapudun içinde, şeyin içinde hiç. Mal götüren gördünüz mü para? Yok. Zenginde aynı şey görünüyor. Fakirde. Hiç bunu düşünmeyeceğiz, aklımızdan çıkarmayacağız, dürüst olacağız.
karadan uzatmayacağız. Hırsımızı mağlup olmayacağız. Ahireti ebedi halini düşüneceğiz. Öyle diyor. Rızık talebinde güzel olun, güzel davranın. Harama hulka ben dedi. Nefsim ebi kasım diye değil. Evet. Yemin ederim ki diyor, ecel sizi takip ettiği gibi rızkınız da sizin peşinizden gelir. Bulur. Allah'ın imtihanı kazanırsanız, size düşen yaparsanız rızık sizi bulur. Kendisine ayrılan rızkı tüketmeden vallahi billahi kimse ölmez. Allah takdir ettiği ezelde sana bana rızkı tüketmeden kimse ölmez. Peygamber söylüyor, yemin ediyor, bak ben dedi. Böyle diyor, yemin ediyor. Biz de Muhammed'i kabul ettik. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah dedik. Ama bazen şaşkınlık ediyoruz. İşte böyle Ermeni olayım ben bunu yalan etmiyor. Yanlış kirli işlere. Orada o esrar, erşar, bilmem satıyor. Bir defa yakalanmasan köşeyi dönerim. Köşeyi dönsen ne olur diyorlar. Yarın başım ne geldi biliyor musun? Helalından kazan, helalından ye. Yedi. Sonra düşün. Efendimiz sözü bu. Sakın yanlış yolda. Fînne. Fîn tahsil aleküm şeyin min hün tatlubuhu. Bita'atillahi azze ve celle. Dikkat edin. Evet. Rızkın olmuyor. Müşteri gelmiyor. Senetleri ödemiyor. Çekilir. Hocam ne dua ediyorsun? Çok ağır. İşte bu. Evet, eğer böyle sıkışırsanız aziz ve celil olan Allah'ın tabakını sığırlarız. Nuh Aleyhisselam 950 sene peygamberlik yapmış. Evet. Kerkük Musul civarında yaşamış. Kerkük Musul civarında Nuh Turban olmuş biliyorsunuz. Batırlar, Batırlar oraların 300 metre altında tarihi bina eserleri buldular. Yani Nuh Turban'da dünya seyir kapladı ya, onların evlerini üstüne toprak dökmüş, 300 metre aşağıda buldular onları. İlim buldu bunları Kur'an'da. Şimdi gelin demiş, putlara takmayın, birbirinizi gazıklamayın. Fakirleri fukarayı ezmeyin, dürüst olun, insan olun, böyle merhametsiz olmayın. Demiş bak, yoksa sizi Allah çıkıntılara sokar, karılar kısır olmuş. Çocuk olur mu demiş. Yağmayamamış. Topraklar kurumuş. Diyor ki, Bekul düştav yeri, toprakın, gündik gümmeti var, Kur'an'da gelin, kutları bırakın, adam olun, dürüst olun, Allah'tan af dileyin, Allah size bol bereketli yağmurlar verir, çocuklar verir, işleriniz düzgün gider. Evet, böyle Kur'an'da ayet var. Gene adımamışlar, Allah belanızı versin demiş. Tufan hepsini, yeryüzünü, bütün müşrikleri kabul etmiş. Şimdi, efendim, şey var, Kâhir-i Sâdın Hazretleri var, büyük evliya, tarih bunlar. Moğolları ne sıkılıyor? Çok tanınmış, sevilmiş, 100 bin adam dinlenmiş, öyle güzel konuşurmuş ki Hazreti. 100 bin adam dinlenmiş, köylünün vezi gelmiş. Koca Efendi Hazretleri demiş, garılar bu çocuk doğurmuyor demiş. İstiğfar edin oğlum demiş. Topluca istiğfar edin, hepimiz istiğfar edin, gece gündüz, estağfurullah deyin. Tamam hocam demiş, gitmiş herif. Moralar onu duymuş. Bir başka zaman, bir başka adamlar gelmiş başka yerde. Hocam demiş, yağmur yağmıyor. İstiğfar edin demiş, gece gündüz istiğfar devam edin. O da gitmiş. Bir başka zaman işte işlerimiz kesat gidiyor, istiğfar edin oğlum demiş, o da gitmiş. Molla çıldırmış. Hocam diyor, sana yakışır mı be?
her yerine istiğfar edin diyorsun. Çocuğuna istiğfar edin, yavruyana istiğfar edin, işte düzgün istiğfar edin. Senin gibi alim adama insanı kandırmak yakışır mı? Çocuk patlamış. Biz üstüne iki tane atarız, demin çık lan deriz. Güzel adamlar böyle kızmaz. Evet. Gülerek demiş ki evladım, Kur'an'da Nuh Aleyhisselam'ın hikayesi biliyorsun. Böyle dedi mi? Dedi. Eğer istiğfar ederseniz, bereketli yağmurlar verir Allah, işleriniz düzelir, hayırlı evlat tam verir dedi mi? Dedi. Ben de onu söyledim demiş. Bunu söylüyor. İşler kesat gitti mi, siz müminsiniz. Allah mümini bırakmaz. Kafir olsanız, pırt der, hiç bunu dönüp bakmaz. Ama iman, inkar etmeyen mümini aralar. Büyük de suçlar işliyor böyle, iki kuruşa şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Kızıyor, rızkını keser bu günahlarından dolayı. Başında sıkıntılar, karşısında kayseri gündüz kalkalı. Oğlu isyanken, kızı isyanken, komşularına buna ılıyor. O zaman diyor işte, istiğfara dönün. Suçu kendinizde arayın. Günahınız var, günahınızdan tövbe edin. Allah'ın taatına koşun. Allah size gene de işlerinizi düzeltir, mutluluk verir. Evet, istiğfar her derdin devasıdır. Bunaldığı zaman asıl 1000, 5000 kurtulursun. Bunaldın, kurtulursun. Bak, benim öyle bir şey yalan söylemiyor. Allah'ın taatına tövbekar ol, namazına başla. Tirve istiğfar et, işin güzeli arkadaş. Öyle diyor, sizin rızkınız daraldığı zaman böyle yapın. Allah'ın taatına devam edin ha. Evet, yanlışlıktan dönün diyor. Ben de size bunları aktarıyorum. Allah bol, hayırlı, helal rızık versin. Amin. Böyle cami yapalım. Amin. Cevat Hoca İstanbul'dan geliyor. Bunu yapan adama çalışıyor, kürek çekiyor. Ben burada kurda kurduyorum, kim yaptıysa onları yazıyorlar. Bana da yazıyorlar canım. Sen de bu adamlara kürek çekiyorsun. Sen de böyle güzel, o parambol olsun. Cami yap, okul yap, hastane yap, sadaki cariye yap. Amin. Hep sana yazılsın, akıl adam böyle yapar, öyle diyor Peygamberimiz. Oraya koşun diyor. Allah sizden razı olsun. Allah imanımızı kâmil eylesin. Dur bakalım şu adamlar bize neler soruyorlar. Evet. Hocam adam kredi çekmiş, maaş oraya gidiyor. Kendisi aç, muhtaç, budur. Bu adama zekat yardım edilir mi? Evet arkadaş, biz mümin adama zekat veririz. Düşkün adama zekat veririz. Gavura zekat verilmez. Gavura sadaka verilebilir. Gavur açsa doyulabilir. Sevap kazanırsın. İnsandır çünkü. Ayakkabısını giydirirsin. Hatta İslam devleti uygulansa memlekete girişe izin verdiğin turistler parasız kalsa İslam devleti onun memleketine götürmek zorundadır şerhan. İzin vermiş. Sen de gavur da olsa sadaka verdi ama zekat Müslümanlara verir. Li fakirin muslimin gayri haşimin vela evlat. Peygamber şelalesine zekat verilmez. Çünkü zekat malın mülkün kiridir. Peygamber şelalesi temizdir. Onlara kir veremezsiniz. Zekat verirseniz malınızın kiri temizlenir. Öyle zekat manası o demek zaten. Fakir Müslümana verilir, mümine verilir. Bu adam inkar etmiyor. Ama günah işlemiş. Günah işlemeyen adam var mı? Hangimiz günah işlemiyoruz ki? Hangimiz günah işlemiyoruz ki? Allah bizi affetsin. Evet, inkar etmek çok önemli. Her gün akşam istiğfar, Allah affetsin dese, inkar etmese, benim kardeşimdir, başım üstünde yeri var. Oluyorlar, ne sarı mı olsun lan? Bu gavurdur. Evet, inkar etmiş. Bu gavur. Şimdi, ben size din kardeşliği görevi yapıyorum.
Kur'an-ı Kerim'de 1936'da Mustafa Kemal Paşa zamanında yapmış, yine söylüyor. Tefsirde, resmi tefsirde kadınların yüzü, eli, ayağı hariç kocası, oğlu, kızı, dayısı, amcası, evlenemeyeceği kimse erkekler dışında saçı, boynu, gerdanı, bacakları kimseye gösterilemez. Biz uçakta geldik. Hepsinin adı Ayşe, Fatma. Bunlar benim kardeşim. Müslüman olmasa Ayşe demez. Ama hiç örtünen yok. Hiç örtünen yok. Allah'ın ayeti açık, net. Bu benim kanaatim, fetvam değil. وَلَا يُبِّينَ زِينَةَ مِنَّا. Evet. Kesinlikle. Bakın resmi tefsir diyor. 1936'da devlet bastırmış. Şimdi ne Resulullah kimseye kültürlük yapmıyor mu? Niye karım olsun bu gavur? Öyle demiyor. Alışmışım diyor. Allah kusuru mahvetsin. Bu mümindir. Günahkar mümindir. Neye benzer bu? Namazını kılıyor. Örtünüyor. Birisi böyle geldi. Boğaziçi'nde bir düğün salonuna götürdüler beni. Said Halim Paşa Konağı diye sosyetenin. Bizim damadın akrabasıymış. Fıkıdı çaldı gidelim. Köşeye oturdum ben. Çıplak bir karı geldi. Boğazın köşelerinde oturuyormuş. Hocam ben sen dedi hiç kaçırmam, hep dinlerdim dedi. Ben de arkadan konuşmayı sevmem. Doğru konuşuyorum. Beni dinlesen dedim böyle gelmesin. Ne saklıyorum yavuk. Nerede o meydanda böyle. Durdu böyle. Hocam dedi, örtünler örf değil mi dedi. Ne dedim, örf değil mi dedi. Yok dedi. Onu söyledi, meclis kararı basılmış, günümüze batırılmış, kerçeye bakıyorum. Örtünler Allah'ın emridir tarzıydı, örf değil. Elhamdülillah, bizim milletin mayası iman. O karı bana hiç itiraz etmedi, öyle mi dedi, böyle. Boynu buldu gitti. Evet, elhamdülillah. İtiraz etmesi kardeşi mümin, günahkar mümin. Ama çıplak geziyor, günah. Bu yazıyor. Namaz kılıyor, bu yazıyor. Şimdi meşhur bir şarkı diyor. Televizyona dediler, bugün senin müşterin sosyete falan şarkıcıyı başlar. Gelsin dedim, ben söyleyeceğim. Köyün olsa, sosyetede olsa söyleyeceğim halim dedim. Benim için problem yok. Siz düşünün dedim. Sorarsan önce yavrum veririm. Kanunu dokunuza kaçmam. Tamam dediler. Evet, o şarkıcı kadın yer oturdu. Evet, drop meydanlar. Ötekiler oturdu, sosyete hanımları. Evet, hocam dedi, ben dedi, hacca gittim dedi. Evet. Hocam ben namazımda kılıyorum, kılarım dedi. Kur'an'ıma da bu kızıma dedi, Kur'an hocası tuttum dedi, Kur'an'ı da tuttum dedi. İyi dedi. Namazım geçirmem dedi. Namazı böyle mi kılıyorum dedi. Yok dedi, namazım var dedi. Beyaz bıyığım var, beyaz şarım var, onu diyelim. Ha dedi. Namaz kılıyorum dedi, bu yazıyor. Artı. Böyle benim yanına geliyorum, bu yazıyor, eksi. Gözünüzü yumduğunuz zaman artılar eksiler toplanacak. Artıların fazlaysa ne mutlu sana. Eksiler çoksa dedim ne yazık sana. Başladı kadın ağlamaya. Bu aziz millet müminle o çıplakları başladı ağlamaya. Elhamdülillah mayasında iman olmasa ne yapmasınlar? Şimdi neyse öteki sosyetelere geldik. Hocam benim dedi, kocam öldü, iyi Allah rahmet eylesin. Bir başka adamım dedi, karısı ölmüş, iyi Allah rahmet eylesin. O herif dedi, bana talip oldu, iyi dedim, Allah mutlu etsin. O eski karısından bir oğlu varmış, evet dedi. Benim, ben dedi, yalnızım dedi. Evlendim, herif de öldü dedi, evet dedim. O oğlan bana aşık oldu dedi. Ben de onu sevdim dedi, dedi. Evlendim, çık dedim, çık. Hayvanlar yaparlar bunu, insan anasına dedim, böyle yapar mı? Evet, bunu hayvanlar yaparlar, yok.
bak bu ölçü güneş gibi gözüm hayvan. İnsansın lan sen dedim, o senin oğlun ya o. Diyor koca bu oğlu senin oğlun değil mi? Bilmiyoruz, öğretmiyoruz. Böyle bilmeden de biliyorsun kanunu bilmemek fazla sayılmaz. Türkçüler kanunu 114. Ben biliyorum hakkımı ben dinlemez, basar ceza gelir. Aynen böyle. Ben de bilmiyordum efendim, Allah peygamber söyledi, içkiyi söyledi falan büyüdü. Ağızdan çıktı mı gereği yapılır arkadaş. Onun için Müslümanları öğreneceksiniz. Bilerek namaz kılacaksınız. Bilerek Müslüman olacaksınız. Şimdi günahkar bir de var. Beş vakit namazında hakikaten iffetli bir fakir. İçkisi yok, sigarası yok, bir şeysi yok. Öteki de mümin ama her şeyi karıştırıyor, inkar ediyor. E tabii daha Müslüman olanı tercih etmek dinle evladır. Akrabanda fakir varsa onu tercih etmek evladır. Kardeşi zekat verilebilir fakirse. Usul çoluğa zekat verilmez. Onlara bakmak zorundasın. Yani babama, dedeme, nineme olmaz. Oğluna, torununa olmaz. Kardeşin fakirse olabilir. Yok, akrabadan bahsedin, yakın akrabadan aynı mahalleden bahsedin. Bu zaman da önlenebilirsiniz. Olabilir. Tabii daha düzgün olanı tercih etmek evladır. Zekatı soruyor da. Evet efendim. Şimdi bakalım. Milletin Bakanlığı'nın orta lise öğrencilerine burs bulup sınavı yapıyorlar. Bu bursu almak caiz mi? Bu burs bir yerde faiz var mı her devlet? Anlıyor mu? Anlıyorsa. Sonra alıyor. Karşılık. Yani şu kadar faiz alırım demiyor. Ödettiriyor. Hizmet yapacaksın diyor değil mi? Yok. Burs alabilir misin arkadaş? Bankayı bir attın, tuttun. Hesabı açmak faize girer mi? Bankaya altın hesabı açmak faize girer mi? Arkadaş, 60 altın, Cumhuriyet Neşet altını oraya korumak için mi koydun? Emniyet evde çalarlanmalar diye korktun emniyet için. Emniyet ettiğinden dolayı kaç para alıyorlar koruma parası? Onu verebilirsin. Yok, bak 60 tane altın, bunu çalıştıracağım ben. Aldığın zaman sana 70 yüzü veriyorum. Ha, o faiz olur arkadaş. Faiz olur arkadaş. Kasa kilitliyorlar ya. O ona bir şey demiyor. Kasa kilitliyor. Ama böyle parayı çalıştırıp faiz çalıştıracak olmaz arkadaş. Olmaz arkadaş. Neyse. Evet efendim. Şuna diyor bakalım. Müslüman lüks araba olması cahil midir diyor. Evet. Biz tabi Kur'an'da olanları size söyleyeceğiz. Akşam da konumuz buydu. Camide konuştum. Konumuz buydu. O hadis geldi. Sırasıyla bu hadis geldi. Seçmiyorum yani. Hangisi gelirse. Şimdi evlenmek Allah'ın emri. Dekadra pencihu. Evlenin diyor. Evliden kaçıyor. Bir de karnın zıltısını dinleyecek. Pencihu. Babalar, analar, dayılar. Evlendirin. Evlenmek çok önemli. Zina yapan adamın evlenmesi farzdır. Zina şüphesi varsa vaciptir. Çok sağlam delikanlı kız, zina yapmaz. Sünnet-i Mekke'leri. Peygamber günah mı şimdi de evlendiler? Evlenmek Allah'ın emri, Peygamber'in emridir. Evlenmezseniz bu memleketin insanı kalmaz, ile kul köle oluruz. Türkiye esne böyle diye bilmiyor muyuz? Şimdi kapatıp diyor, her diyor, neden? 80 milyon aldık. Anladınız mı? Çin, gittim ben Çin'e. Vallahi bak gördüm. Saat başlamak, işe başlama saati yok. Asgari ülke bilmem ne yok. Şey yok, sendika mendika yok. Fabrika gittik. Gece 11. İşaret istedim. Ben de konuşabilir miyim? Ben de iş hukuk profesörüm. Konuş dedi. Soruyor. Bir tek kelime alamıyorum. 16 yaşında kızlar hepsi. Bir böyle kamera bakıyorsun. Gizli kamera bakıyorsun. Hiçbir konuşturamadım. Saat kaçta başlıyorsunuz? Yok. Kaç koyuyorsunuz? Yok. Sen de yiyorsunuz? Yok.
bir de yattıkları gördüm, yeri hayvan bağlamazsınız. Devlet bunu bildiği halde bunu teşvik ediyor. 1,5 milyar insan var. Türkiye oradan çok ileri. Türkiye daha ileri değil, Birleşmiş Milletler'de. Bu daha ileride niye? Nüfus güç demektir. 1,5 milyarı dışarıda bırakamıyoruz. Anladınız mı? 300 milyon olduğumuz zaman dünya titretiriz biz. Evet. Memleketimiz 300 milyon besinliğe yetecek kadar tam teknik tarım yaparsa, sanayimiz gelişirse 300 milyonluk devlet olabiliriz. O zaman baktıysın nasıl adamlar oluyoruz. Aha, böyledir. Onun için evleneceğiz. Nüfusumuz şey olacak. Sözümüz geçecek. Aziz olacağız. Evet, şimdi evlendik. Zenginiz. Fabrikamız var. İşimiz çok iyi. Böyleleri gördük mü için söylüyorum. İstanbul'da. Sultan Hanım satın alır dediler. Adamın evine gittim. 50 sene evvelki koltuk. Artlara sakmış koltukları. Kilimleri delinmiş. Ben ondan cami parasına gittim. Benim ona para vereceğim geldi. Böyle bir zenginliğin neyse daha söylenmedi. Dinde evet öyle diyor Allah'a şükür. Mağruf üzere. Çocuklarınıza, karınıza bakınız, yaşayınız. Mağruf nedir? Zenginsen karşın kızını gecekonduda oturtamazsın. En güzel dairede oturacaksın. Müstakil yerde oturacaksın. İmkanı varsa. Bu israf değil. En güzel tahsili gördüreceksin. Bu israf değil. Allah'ın maruf bu. Evet arkadaş. Telefonu oturamazsın. O zaman hak hukuku çiğnersin. Arabanın da en güzel olacaksın. Sünnettir la. Bilmiyor musunuz siz? Bak, arabanın en güzeli. Evet. Hanımın en güzeli. Hanımın da en güzeli hocam. Bak bak bak. Hanımın güzeli. Evin genişi. Saadet alametidir. Evin güzelliğini okur diyor Peygamber. Şimdi misafirim geliyor. Çünkü iki odam var. Birinde senin çocuğun, birinde çocuklar yatıyor. Adam da senin yakın arkadaşın. Halbuki 5 odam olsa bu oda sizin buyurunuz. Hiç sıkılmazsın. İki ayağın bir kopuza sığmaz. Evin genişi. Evet. Saadet alameti değil. Otele gidiyor. Müslümanlar din kardeşidir. Otel olur mu ya? Sen onun arkadaşın samimisin. Orada senin banyosu da var, şeyi de var, tuvaleti de var, öyle yer yok kardeşim. İmkanı var. Saadet alameti değil. Hanımın, hanımızdan değiştir demiyorum ha. O bitti. İkisi yok. Ama alırken işte böyle hanımın salihası. Arabanı iyi diyor, peygamber öyle söylüyor. Binden giyişi. Binden giyişi ne? Bir pır 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 var yolda kalan, bir de var. Bastırmış 200 yapan var. Para bazı 200 yapan olacak. Neden? Evet. Dağ başında kalıyor o pır pır. Herhalde rahmet okumuyor değil mi? Ağzından çıkan kulağı duyuyor mu? Neler söylüyor? Allah küfür bir gün para. Peygamber'in her şeyde güzellik var. Belki de basıyorsun, varıyorsun. Param varsa bizi de bin. Evet, efendim fakirden var diyor. Tamam. Zaten bu peygamber sünneti diye bunları yapan adam zekatını kuruşuna kadar verir. Cami yaptırır. Hastane yaptırır. Bu şuurda olan adam öyle fakir kurtarıyı unutmaz. Peygamber sünnetine uydukça daha çok verir fakir kurtarıya. Her şey hacım bilir hocam. Ben oraya gittikçe topik oluyor lan. Daha çok vereceğim geliyor. Evet, orası benim topik oluyor. Gitsin ya, ibadettir ya. Araba para vermek değil harç. İbadet edeceğiz ya, oraya onlara vermiş. Evet, bizimmiş, elimizden almış Allah.
Bir gidebiliyorsun her sene. İbadette kısıtlama olur mu? Oraya gidersen daha çok fakirler düşünürsün. Onun için tabii caiz arkadaş. Maruf üzere kadın haklıdır. Çocuklar haklıdır. Zenginsen iyi yaşam, iyi tahsil, iyi oturtmak, iyi giydirmek. İmam-ı Azam zenginmiş. En pahalı elbise giyermiş. Ama nefsin vazgeçsin diye de kavrulmuş arpa unu yermiş. Talebelerin kebap yedirilmiş. Kendi nefsi mazmasın diye kavrulmuş arpa unu yermiş. Talebelerine kebap yedirilmiş. Elbiselik İngilizce. Koca efendi. Buna tahdis-i nimet derler. Allah verdiği aha gösteriyorum. Şükür işareti olarak. Gurur değil, kibir değil. Benden Allah kardeşim. Allah verdi. Şükür anlamına tahdis-i nimet derler bunlar. Sevaptır, böbürlenmek değil. Karın gibi olmak değil. Allah verdi kardeşim. Allah verdi. Onu göstermek tahdis-i nimet sevaptır. Olabilir kardeşim. Olabilir. Evet. Dur bakalım. Babalar hiçbir sebep yokken, kendileri hayattayken malının tamamına yakınını erkeklere veriyor. Kızına yarısını değil de %1'ini veriyor. Evet, bunu ben televizyonda da anlatırken bilhassa Karadeniz'den çok şey aldım. Telefon aldım, mektup aldım. Orada kızlar hiç bana vermez, bana vermez. Bana gelenler de kızmayın. Hayattayken çocuklarınıza eşit davranmak zorundasınız. Kıza 5 verdin, oğlana da 5. Oğlana 10 verdin, kıza da 10. Hayattayken evlat arasında eşit muamele yapmak zorundasınız. Oğlanı çok seviyorsun, 10 defa öptüm oğlanı. Kızı da 10 defa öpeceğiz. Sevmekte bile eşit davranıyorsun. Hediye vermekte de eşit davranıyorsun. Hayattayken. Bak Yakub'a. Yakub Aleyhisselam birinci eşinden Yusuf Aleyhisselam dünyanın doğdu. Öldü karısı. Öldükten sonra ikinci hanımı idare etti. Ondan da diğer çocukları oldu. Anaların yokluğunu hissettirmeyeyim diye Yusuf Aleyhisselam daha yakın davranmış. Sevgide. Ötekilerin şeyin haset damarları kabarmış. Babam bize hiç bir bak bir hep Yusuf'u seviyor. Ne yapalım ne yapalım. Götürmüşler. Bu yatırabiliyorsunuz hikaye. Budur. Eşit davranacaksın. Sevgide, masrafta, hediyede eşit. Aksi halde evet, sahabe dönemiydi. Resulullah döneminde böyle bir ürün olmuş. Resulullah, ya Resulullah demiş. 9 oğlum var demiş. Birini çok sevdi. Ona demiş, falan yerdeki hurmalığı vereceğim. Oğlan uyanık. Resulullah şahit tutarsa baba olur demiş. Oğlan öteki kardeşlerini biliyor. Ve Peygamber bunun için gitmiş. Ben demiş, zulüm anlaşmasına şahit olmam demiş. Öteki oğlanlara da böyle bir bahçe verdin mi? Yok demiş, yapıyor bunu çok seviyor. Hepsine eşit verirsen, demiş. Yoksa kendi. Hayattayken böyle. Öldükten sonra Kur'an'ın emri var. Kadınlar yarım alır, erkekler bir alır mirastan. Hocam adaletsiz değil mi bu? Hayır. İslam'da kadın daha çok korunmuştur. Hep dersini söylüyorlar. Çünkü evlendiği zaman karının masraflarını sen çekeceksin. Yer, elbise, yeme içme. Karısının anasından babasından miras kalmış zengin kuruş vermek zorunda değil sana. Senin de zorlama hakkın yok. Sen çok zorlama ver deme hakkın yok. Öyle bile olsa sen de isteyeceksin. Allah yemin bu. وَالَا مَبْلُونَ اِلَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْبَدُهُنَّ بِالْمَعْرُوُ Koca! Geyime, kuşama, el, hep bunu masrafa çekecek diyor Allah. Hanımın gönlünün nefesi verir, yoksa da zorlayamazsın. Anasından babasından getirdi. Evet. Değil mi? Harcamadı. Koca görünce de oradan geldi. Kim kazançlı arkadaş? Karı çok kazançlıdır İslam'da. Harcamaz, böyle gelir.
Onun tersini anlamıyorlar. Evet efendim, eşit davranmak zorundayız çocuklar arasında. Onları size arz ediyorum. Bir bayan mahremsiz yolculuk yapabilir mi? Sınırı nedir? Ümreye gidebilir mi? Evet. Şimdi ben tabii Hanefi fıkhına göre size ders anlatıyorum. Ben İmam-ı Azam'a bağlıyım. Hanefi fıkhının dışında kesinlikle söyleyemem. Şu bazında Allah hesabı soracak. Siz de şahit olacaksınız. Ana mavati lavda. Yanlış söylerse, onun için kitap getiriyor. Yoksa ben size bir hafta konuşurum. Kitapta okudum diyeceğim. Avukatlık yaptım ben. Evet, her ne yaparsak sana da bana da sünmeletüs elbine yevmeyizin. %100 hesaba çekileceğiz. Onun için ben ona göre konuşuyorum. Başkasına karışmam. Doğru, siz kabul edersiniz, etmezseniz. Evet efendim, söylüyorum. Mahremsiz yolculuğa çıkılmaz. Mahremsiz yolculuğa çıkılamayacak yolculuk 90 kilometredir. Neden bütün hocam? Mekke'den orada Londra'da doktora yapan arkadaşım var. Değerli bakın, Türkiye'ye geldi. Gelsin çok tamamen profesör olur. Çok seviyor, oraya gelmiyor. Peygamberimiz Usfan denilen yer var. Ondan sonra gideceği yerlerde iki kırılmış yolda bir ölçtük 90 kilometre. Arkadaş, 3 günlük yaya yol diyor, 90 kilometre. Şimdi uçağa git, vapurla git, neye gidersen git, 90 kilometre uzağa gidersen misafirsin, yoldurup namazı yalnız kılarsan 2 kılacaksın, 4 kılmak iyi değil. 4 kılma çıkıyorsan yerli imamı uyuyacaksın, 4 kılacaksın. Sen misafirsin, hocasın, bu oldu da oynadı, çağırdılar, ben gittim. Dedim, ben de misafirim, yüktüm, yerli yok mu burada hoca? Ben dedi, hocayım dedi, din dersi hocasıyım dedi. Geçtim namazı, 4 kıldırdı. Meğer o da benim bir yolcuymuş. Namazınızı yemeyin arkadaşlar. Niye dediler? Şimdi bu adam iki rekatı farzına. Kalktı, üçü dördü imam olarak öbürlerine kıldırdı. Onun üçü dördü nafile. Halbuki siz buradasınız, dükkan sahipleri, esnaf. Siz farz kıldınız, farz nafileye üstüne bina edilemez. Nafile farzı taşıyamaz. Namazlarınız hepsi dedi, fasit. İnne kılın. Evet, siz imam olursanız iki kılacaksınız, selam vereceksiniz, ötekiler üç dört kalkacak yerliler. Bu Allah'ın emri. Allah'ın ikramını reddedemezsiniz. Topluluk yapıp da ben dört kılacak diyemezsiniz. Bu böyle. Dört kılacak, bugün imam olacaksınız. Böyle misafirliğe de mahremsiz kadın çıkamaz. Seferliğin başlangıcı nedir hocam? Seferliğin başlangıcı, onu arz edecektim. Çok yaşar. Bulunduğumuz memleketin son evi. Ben Tekirdağ'da evim var. İstanbul'da o evim olduğu zaman 81 yılında yolda iki kılıyordum. Çünkü o zaman 105 kilometreydi. Şimdi Tekirdağ beriye geldik. İstanbul'da ileri gitti. 87 kilometre düştü ağrısı. Şimdi oraya yolculuk mesafesi yok. Son evler yaklaştı. Artık yolculuk mesafesi olmayınca döktürüyorum. Yolculuk mesafesi olmayınca kadın mahremsiz gidebilir. Ama yolculuk mesafesi ömreye gidemez, hacca gidemez İmam-ı Azam'a göre. Giderse ne olur? İmam-ı Azam'a sözünü söylüyor. Cevap hocam öyle demeyin, günahım olursunuz. Masiyet olur bir İmam-ı Azam, günah olur. Sevap kazanmaz. Açlarından sevap kazanmaz. İmam-ı Azam'ı seviyorsanız onun yolunda gidiyorsunuz, böyledir. Ben de size kaynağını gösterebilirim. Diyanet böyle diyormuş, ama ona karıştı. Herkes verdiği şey, tamam, bu böyle. Mahremsiz yolculuk kadın çıkamaz. Çıkarsa yanlış yapar, haram olur. Abdestsiz Kur'an öğretiyorlar, adetli vaziyette. Bu da yanlıştır. Adetli olan kadın Kur'an ezberi de okuyamaz,
şu Kur'an elinde alamaz. Evet, dinleyebilir. Hanefi fıkhı böyle, ben dine karışmıyorum. Hanefi fıkhı böyle. Adette kadın Kur'an okuyamaz, Kur'an'ı elleyemez. Evet, böyle, haram böyle. Ben artık ile karışmıyorum. Evet efendim, sorular çok. Evet, sigorta İslam'da yoktur. Ben sigorta bu kitabı yazdım. Türkiye Hazretleri okunuyor. Verdim, bağışladım yani. Bastırın sizin olsun dedim. Sigortayı biliyorum. Sigorta Yahudi'nin icadıdır. Dünyayı soyma bizi icat etmiştir Yahudi. Çünkü bütün dünya sigorta kanunları hepsini inceledik biz, ilim adamıyız. Türkiye'de diyor ki, Karagün dostu işte, yanıyor, yardım ediyor, falan. Ondan işin gösterişi. Ne diyor kanunlar biliyor musunuz? Ey sigorta şirketi, bütün dünya kanunları böyle, Türkiye'de böyle. Abonelerine mesela para verilmek için tehlike düşmesin, vatandaşı koruyayım diye bin el birden yanarsa, vaktinde yandı ya bir zaman, bin el birden yanarsa nasıl ödeyeceğim? Yani sen kendini ne kadar abonen varsa hepsini birden ödeyebilecek şekilde bir başka sigorta şirketine sigorta ettireceksin. Çok zengin. O kim? O New York'taki Yahudi. Bunu hazırlanmış. Yahudi'de kuru yapıyor. Dünyanın her tarafında her saniye milyarlar geliyor. Bütün sigorta şirketleri sigorta ediyor. Dünya baksa öder. O kadar çok parası var. Amerikan dolarını Yahudi'ye basıyor, biliyor musunuz? Bu adam ondan geldiği zaman için çırpınıyor. Ona yanan ötüyorum, öyle şeyden bilmiyor. Sigorta böyledir. Müslüman'da sigorta yoktu. Trafik kanunu mecbur ettiği için sesim çıkmaz. Ben de sigorta ettirmiştim arabamı. Devlet mecbur ederse karışmam. Mecbur değilse sigorta ettiremezsiniz. Faiz meclisidir. Sigortası zekatını verecek. Sadakanı yapacak. Bismillahsız bilmeyecek. Şefet duasını okuyacak. Başlayacağım gidecek. Buzlu yolları yapmayacak. En şoför olacağım. Sigortası bunlar. Evet efendim. Son kağıdı okuyorum efendim. Son kağıdı okuyorum. Evet. Para şey diyor. Şimdi uzun sormuş. Şimdi vadeli mal satmak caiz. Şu malı ben 100'e alırım. Müşterisi bulursa 300'e satar. Kâr haddi yoktur. Ama Peygamberimiz insafı elden bırakmam diyor. Haram etmemiş. Ama tabii 100'e 300'e satarsa adın ne çıkar? Kasıttı derler. Kimse yapmaz. Ona karışmam. Kâr haddi yoktur. Yalan söylemeyeceksin. Aldatmayacaksın. Müşterisi bulursan sat. Yoksun. Ama yalan söylemeyeceksin. Yalan karıştırmayacaksın. Evet. Şimdi böyle ev alıyorsun. 100 bine ev alıyorsun peşin. Bunu 300 bine satabilirsin. Vadeli. Bu çağız. Ama şimdi şu banka bukan demiyorum. Haksız rekabet davası çağlar. Şimdi şu bu kurum ben diyorum ev alacağım 100 bin lira şu daire alacağım ama para yok. Tamam ben alırım diyor kurum. Gidiyor 100 bin lirayı bana alıyor. Türk parasıyla alıyor. O kurum üstüne tabulasa o evi ondan sonra 100 bin lira ev sana 300 bin lira satsa vadeli bir şey demem. Ama ne yapıyor? Alırsa, üstüne tapularsa devlete vergi verecek. Ondan sonra üstünden sana tapularsa bir daha vergi verecek. Bu vergiden kurtulmak için parayı ödüyor, tamam ben aldım diyor, senin üstüne tapılıyor. Bu düpedüz faizdir arkadaş. Liste girmeden kâr etmek yok. Allah sizden razı olsun. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah.